Selamlar, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Şahin ailesi. Teşekkürler İdem Hanım. Çok teşekkürler. Efendim hoş geldiniz. Show TV ekranlarında Vazgeçme programıyla sizin programınızda sizlerin karşısındayız. Öncelikle siz değerli izleyicilerime çok büyük bir teşekkür borcum var. Programa gösterdiğiniz, konuştuğumuz konulara gösterdiğiniz destekten, ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İzlenme oranlarımız fazlasıyla artmış. İnşallah izlenme oranlarımız arttıkça da daha çok insana ulaşacağız ve daha çok izleyiciye ulaştıktan sonra da onların da katkılarıyla, onların da destekleriyle konuştuğumuz konularla ilgili sonuç alacağımız günlere doğru gidiyoruz diye umut ediyorum. Ama en azından hep şunu söylüyorum. Sonucu aslında sevgili izleyiciler, sonucu televizyon programları almıyor. Çünkü alamaz. Sonuçta televizyon programlarının belli bir yetkisi, sınırı var. Sonucu kim alıyor? Biliyorsunuz zaten. Sonucu savcılar alıyor. İşte bazen yayınlarda, itiraflarda olabiliyor. Ama sonrasında yargıda, emniyette, jandarmada bir süreç işliyor. Fakat biz de üzerimize düşen bütün görevi canla başla yapıyoruz. Bunu da ekranlarda gösterdiğimiz için en azından çok samimi bir şekilde çalıştığımızı, ya inanın, çok yoğun bir şekilde çalıştığımıza inanın, o samimiyet size de geçtiyse ne mutlu bize. Çok değerli uzmanlarımızla birlikte, gece gündüz ekibimle birlikte çalışıyorum. Emekli Cinayet Büro Polisi Orhan Kemiksiz ve Avukat Funda Sadık Ahmet'le beraber sizlerin karşısındayız. İyi misiniz? Keyifler nasıl? İyi. Allah'a şükür biz de öyle. Şimdi Ümmü Şahin, Yavuz Şahin 2016'da kaybolan oğullarının bulunması için onlar da burada çaba sarf ediyorlar. Şimdi zaman zaman Şahin ailesinin içerisindeki bazı meselelere de konuşuyoruz. Buna Yavuz'un canının sıkıldığını biliyorum. Zaman zaman Ümmü ile ilgili bazı iddialar gündeme geliyor. Buna Ümmü'nün de canının sıkıldığını biliyorum. Ama Yasin nerede kaybolabilir Yavuz? Yasin ya o evin içinde çocuğa bir şey oldu ya köyde çocuğun başına bir şey geldi. Ve hep bunu başından beri söylüyorsunuz. Bizim çocuğumuz, Ümmü söylüyor, bizim evladımız, bizim çocuğumuz Yasin, 5 yaşında olan 2016 yılında 4 Nisan'da kaybolan Yasin tanımadığı bir insanın yanına gitmez. Tanıdığı, bildiği biri onun başına bir şey getirmiştir dediği için biz de bütün olasılıkları konuşuyoruz. Bugün köyden çok önemli bir tanık bizlerle birlikte olacak. Dursun Aydoğdu bizlerle birlikte olacak. Ümmü Dursun Aydoğdu'dan Yıldırım mı, Fırtına diyormuşsunuz kendisine. Fırtına mı ismi Ümmü? Fırtına bir lakabı varmış. Doğru, doğru. Fırtına. Fırtına lakaplı. Dursun Aydoğdu bizim de canlı yayında olacak. Ümmü ondan şüphelenmiş. Bunu da ben şüphelenim demedim bir de abla. Birine adam söylemişsin. Hayır. Ümmü birine söylemişsin. O da öyle iddia ediyor. Bilmiyorum. O iddiada bulunan kişi de birazdan onunla yaptığımız röportajı da ekranlara getireceğiz. Obruk'ta bazı gelişmeler olabilir. Onu da sizlere aktaracağım. Birazdan onu da konuşacağız. Hepsini, bütün detayları sizlere aktaracağız. Yasin'in şüpheli kaybı ile ilgili her şeyi konuşuyoruz. Rukiye mi geldi? Rukiye'nin sesi geldi galiba. Evet, Rukiye sesli geliyor böyle. Ben Allah'ım, Rukiye gel. Gelir misin Rukiye'ciğim? Rukiye gel. Biraz geliyorum. Bari hoş geldin. Ya. Hoş nasıl bulduk? İyiyim çok şükür. İyi misin gülüm? Çok şükür iyiyim gülüm. Aa, gülüm deyince keyif yerine geliyor da. Ama işte keyfin yerine geliyor. Niye bu kadar keyiflisin diye insanlar da bazen sana soruyorlar. Çünkü senin kocan öldü biliyorsun 2012 yılında 23 Temmuz'da. Ya benim içimde bir çiğ yutmadım ki içimde acı olsun, tas olsun. Ha, yani çünkü sen işte senin katil olduğunu düşünenler var. Sen de Murat yaptı diyorsun. Şunu biliyoruz. O yönden konum çok şükür elhamdülillah, Allah'a şükür ediyorum. Rahmetli Yılmaz sizin şeyiniz Mersin Silifke'de bir obada. Sizin yolunuzu bilen, sizi tanıyan, hatta senin ifadene göre barakanın dışından ateş edildiğine göre, ki şeyler, olay yeri raporları içeriden ateş edildiği yönünde. Ama senin dediğini de düşünürsek eğer, yani köpeklerin bile rahatsız olmadığı tanıdık biri, sizin de öyle tanıdık biri Yılmaz Bey'in başına bir şey getirdi. Çünkü köpekler o sırada havlamıyorlar. İfadelerde, köpek tutanaklarda... Köpek zaten. Nereye bağlıydı köpek ya? Köpek bağlı değildin ki, tavan yan dedin. Ama jandarmalar gelince köpek havlıyor. Ama o sırada katil senin kocanı vurmaya geldiğini köpek havlamıyor. Neden öyle konuşacağız? Bugün önemli iddialar var. Abinle konuştuk, Ahmet Bey'le konuştuk. Evet. O bir röportaj ver. Kardeşin mi, abin mi? Abim. Abin. Ahmet'le konuştuk. O röportajı ekranlara getireceğiz. Bu arada diyoruz ki biz Rukiye'ye. Rukiye'cim, Mersin'de, Silifke'de yollar çok fena. Sizin orada da yollar çok fena. Ekip gidemedi. Ne durumda bilmiyorum. Birazdan söylerler. Çıkamıyoruz diyoruz biz Silifke'ye, Mersin'e.
Rukiye bize inanmıyor sevgili izleyiciler, biliyor musunuz? Yok diyor, siz diyor inanmıyor. İnanmıyorum. Ya bizim çıkmadığımızı düşünüyorsun. Yani çıkılacak. Yaz da bitse, kış tamam. da bitse, bahar da bitse ben çıkılacak. Ben o yolları şöyle. Size göstereceğim birazdan. Yani Vahide oraya çıkmaya çalıştı. Yani kameraman arkadaşım da hangi şartlarda gitti, nereye kadar gitti, ne oldu? Belli bir yerden sonra çok da yol yokmuş, eşekle gidilebilirmiş. Bu hava şartlarında eşeğe binmek de çok zor. 7-8 kilometrelik yol varmış. Ama Rukiye de diyor ki oraya normalde diyor şeyle gidilebilir. Nedir onun adı? Traktörle o gün jandarma geldi ama kış şartları diyoruz. Biz Rukiye'ye laf anlatamıyoruz. Dün Rukiye'nin söylediği bazı çelişkili sözler var. Bir de Rukiye dedi ki Yılmaz'a dedi, eski karısı Ayşe dedi, Mercan'ın işte Murat'ın ve Durmuş Bey'in annesi çok kötü bakıyordu. Perişan bir haldeydi. Ona ben baktım aslında. Gözüm gibi baktım. Çok sevdim diyor. Mercan'la fotoğraflar gönderdi. Hepsini konuşacağız. Soluk soluğa bir program sizi bekliyor. Ama önce Yasin'le ilgili dün konuştuklarımızı hatırlayalım. Görümce Ayşe ve Ümmü yüzleşti. Sırlar tek tek ortaya çıktı. Kimse karışamaz, ben çocuğumu ne yaparsam yaparım dedi. Ya yeter artık Didem abla. Bundan sonra çocuğum çıksın. O çocuğu sattın. Onun parasını yedi dedi Didem abla. Telefonda mı dedi? Telefonda buna dedi, evet. Ya bir insan çocuğunu satmaz Didem abla. Yaşadığım yere bak. Beni çocuğu sattı. Beni rezilliğin içinde yaşamam. 6 senedir ben bunu bıktım ben diyorum, anlatamıyorum ben sizlere. Ümmü önce gizli telefonu inkar etti, sonra itiraf etti. Ben bir kere vardığımda yalnız erkeği oldu. Damlar da elinde telefon, kulağına tutmuş konuşur gibi yapardı. Gördüm ben Didem Hanım, onda telefon var. Ben bilmiyorum Didem abla, kendine sor. O zaman bende telefon varsa, ben annemgülle görüşüyorsam, o zaman telefonu bana kendi aldı, kendi verdi. Kansız Didem abla. Ama elimde telefon yoktu. Var mıydı yok muydu telefon? Var mıydı ki? Var mıydı? Telefon var mıydı? Ben vardı. Bakkalın karısı ve Ümmü samimi iddiası stüdyoya bomba gibi düştü. Bakkalın evinin o günde akşama da o karıyla konuşurmuş. Hanife Şahin bunu söyler, biliyorum. Kocam inekten gelecek, yemek yapacağım, çocuklarım aç. Nire dağıldı gitti, onun aklına gelmez Didem Hanım. Bak, Hanife Şahin diyor bunu. Orada akşama da karşısına ayrı çiçedirdi. Sürekli oradaymışsın. Ya hayır Didem abla, elimde param olursa bakkal alışverişe giderdim. Param olmazsa ben Naciye'ye gidip geldiğim bir yerdeyim. Türkiye nefesini tuttu, Rukiye'yi dinliyor. Bilmediğin bir yerden çıkacak üzerime gelme. 73 yaşındaki kocasını öldürmekle suçlanıyor. Kocanın telefonu neredeydi? Bu olayı karalamaya çalışma. Rukiye'nin abisinden olay açıklamalar. Kardeşiyle neden yıllarca görüşmedi? Yaşlı bir adamla gitti diye kendine göre bir düşmanı adamı varsa. Olay yerine ilk o gitti. Rukiye'nin köylüsünden şüphe çeken açıklamalar. Hocam Ali diye bir ses geldi. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Orayı tam olarak dinleyemedim, Vasif olayını. Birazdan söyleyeceğiz sana, Vasfi ile röportaj yaptık diyorsun ya, herkesle konuş konuş. Biz o herkese röportaj yapmaya başladık Rukiye. Vasfi ne demiş, birazdan zaten şey yapacağız. Tam gerçeği bir tanısam mı? Demek ki ne, nankörlük yapıyor. Ya da Allah korkusu vardı, gerçekleri söylüyor olabilir mi? Yok canım, Allah mi? Korkusu olsa, o bak orada beni suçluyor. Yorgun şundan bahsediyor Rukiye. Yani Yılmaz Bey'in, rahmetlinin şuraya kadar yorgun örtülü müydü, örtülü değil miydi meselesi. Ama dur Yasin'le başlayacağız şimdi. Geleceğiz. Sen biraz sabırlı ol, çok sabırsızsın ben ama. Ben çok sabır ediyorum. Onların da evlatları kayıp ya. Kimin? Bak Yasin de kayıp yani. Ya işte bak şimdi gerçekleri söylesin ki bizi de uğraştırmasın. Kendini de uğraştırmasın. Biz şöyle, biz bir ortada bir gerçeğimizi arıyoruz. Gerçekten ben Allah'ın indinde Kur'an'ı kitaba basarım. Ben bir gerçek arıyorum.
Bir dakika, ünlü... Yo, ben ünlü... de sahteyi arıyorum da o yüzden Didem ablanın vakidini ve bu üç zaman değerli kişinin... Bak, 11 yıl olmuş benim olayım. Çalıyorum. 11 yıl. Seninki daha beriki olay. Benim olayım 11 yıl olmuş. 11 yılın arkasından dolayı ben bu olayın üstüne duracağım. Beni oyalama, Nidem Hanım'ı da oyalama. Ben bu olayı en kısa zamanda buldurmanın peşindeyim. Didem abla, bir dakika, bir saniye, bir dakika. Şunu merak ediyorum. Ümmü diyorsun, gerçekleri konuşmuyor. Sizi oyalıyor mu diyorsun? Bilmiyorum ya, hani stüdyoda stüdyoyu oyalamasın. Benim bir gerçeğime atılındı. Ben alan arasına bir kara kedi ala kedi geçmeden ben bu olayın üstüne duracağım. Tamam, ben Mercan ablayı çağıralım, soralım mı bu olayın gerçeğini, Mercan abla anlatabilir mi? Evet, ben çünkü sürekli Mercan ablayla konuşuyorum. Beni alıyorum, Mercan abla beni destekliyor. Mercan abla kendine avukatlık yapamadı ki. Mercan ablayı destekliyorum. Gülüm, belki ya, hanımefendi, belki ya büyüksün ya küçüksün ama Mercan Hanım kendi avukatlığını yapamadı ki bir başkasına avukatlık yapsın. Tamam, sakin olun, sakin olun. Program uzun. Herkese sadece size iki normalde üç konu yapabiliyoruz sanki ben bazen. Ben böylece dinlemiyorum. Dün stüdyoda ben geç bağlandı. Bu tel duymadım olayı, senin konuşma olayların bazısını. Tamam, şimdi bahsetme. Ben zaten bahsedemiyorum. Sen arkada o kadar çok hararetli konuşuyorsun ki. Ben senden bahsetmeden sen hemen geliyorsun zaten. İşte ben heyecanla bir yerde nece çıkacak acaba, nasıl çıkacak hemen... İşte bekle, dur bekle, geleceğiz, konuşacağız. Sinirin tepene çıkmasın. Biz Dursun Aydoğan'la bir görelim hemen, köyden Dursun Bey'i. Fırtına lakaplı Dursun Aydoğan. Bir görelim hemen. Dursun Bey merhabalar. Merhaba Didem. Şimdi siz demişsiniz ki benim sözümü kesmesin Didem Hanım. Benim anlatacaklarım çok önemli. Dolayısıyla da ben sizin sözünüzü tabii ki kesmeyeceğim. Niye keseyim? Sizi dinlemek için davet ettim. Siz de geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi önce size neden fırtına diyorlar? Onu bir merak ettim. Bir söyler misiniz? Niye fırtına lakabınız var? Didem Hanım, siz çok eski. Ne diyor? Anlamıyorum arkadaşlar. Çok eski mi dedi, bir şey dedi. Çok eski bir şey. O kadar uzunsa girmeyelim ama lakabınız fırtına, doğru mu? Ses bir eko yapıyor gibi arkadaşlar yine. Evet. Şimdi siz sorun, ben ona cevap vereceğim. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Hı. Şimdi doğru veya yanlış sözlerle bu yayını bağladığınız kişiler gerçekten bir yerlere atıp yaparak yanlış bilgilendirmesinler. Benim tek yani bu yayına çıkmamın tek sebebim bu. Yazık, günahtır. Orada bir ana bir baba var. Suçludur, suçsuzdur. O onların meselesi. Bir de Allah al onların arasında, bir de devletle onların arasında. Şimdi bakın bir dakika, soru cevap gidelim. Şimdi önce şunu merak ediyorum. Mehmet Buyurun. Yamanlar'la biz çekim yapmak istediğimizde ekibimizi tehdit eden biri vardı. O kişi de sizsiniz. Siz bizim ekibimizi neden tehdit ettiniz? Önce onu merak ediyorum. Sizi bulmuşken onu sorayım bir de. Pardon. Çok pardon. Bizim beni ekibimizi tehdit etmişsiniz de. Şu an ekibinle beraberim. Hı-hı. Çekim yapıyor. Kubilay Bey var. Tehdit eden kim? Bak, yanlış. Burada bir yanlış bilgilendirme. Yok, burada yok. Bir yanlışlık var. Şimdi ben sizinle tartışmak istemiyorum. Daha öncesinde zaten biz Mehmet Beylerle de konuştuk. Mehmet Bey, Mehmet Yaman bir yanlış yaptığını kabul ediyor. Siz de yani siz, o kadar detaya girmeyeceğim, ayrıntıya girmeyeceğim ama siz Mehmet Yaman işte bizim özür dilediği o meselede siz de oradasınız ve bizim ekibin çekim yapmasını istemiyorsunuz. Fakat daha sonrasında diyorsunuz ki sıra ne zaman bana gelecek merak ediyorum diye bir söz sarf etmişsiniz. Ben zaten sizi davet edecektim. Yani şöyle, sıra gelme meselesi de değil de Dursun Bey, köyde herkesin konuşması ve bildiklerini anlatması lazım. Önce şunu sorayım, siz şimdi ben zaten buradaysam onlar geride kaldı diyorsunuz mealen. Ben de o yüzden ben de onu geride bırakıyorum. Onlar geride kaldı, tehdit meselesi. Şimdi benim ekibim orada size emanet. Önce muhtara emanet, jandarmaya emanet, sonra da size emanet. Onların kılına zarar gelirse sizden bir şekilde yargı önce jandarma hesap soracaktır. Sonra da bizler hesap sorarız. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Siz Yasin'in kaybolduğu gün neredeydiniz Dursun Bey? Ben o gün köydeydim. Tamam. Sabah 7:30-8 arasında Avdan Belediyesi'nin otobüsü gelir. Evet. O gün otobüs geldi. Otobüs tam bizim evin önünde. Hamza Şahin, benim evim, bir de Ahmet Doğan'ın büyük babasının evinin tam üçgende araba arıza yaptı. Sizin bulunduğunuz yer evi, pardon, okulu, işte şeyin bakkalın görmez mi Yavuz? Görmez. Hiçbir görmez. 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 Şimdi
Sizin bir sabıkanız varmış galiba. Bir cinayet olayı varmış. Bu ne zaman oldu bu olay Dursun Bey? Şimdi Didem Hanım. Buyurun. Benim ama şuna buna dönmenize gerek yok. Ben sabıkalıyım, doğrudur. Hı hı. Şu anda da ben bir kapıda çalışıyorum. Bu da doğrudur. Hayır, sizden de şüphelenmişler o dönemde. Hatta şüphelenen kişi de Ümmü. Gerçi Ümmü diyor ki ben öyle bir şeyden şüphelenmedim diyor. Fakat bunu bize söyleyen biri var. Diyor ki buyurun. İlk kez duyuyorum şüphelenme meselesini. Hı. Ben ne Yavuz kardeşimden ne Ümmü kardeşimden ben böyle bir şey duymadım. Şeyimiz yok ki samimiyetimiz değil mi? Kimseden de bir şey duymadım. Ne diyorsun Ümmü? Bir dakika Dursun Bey. Ne diyorsun Ümmü? Bu abiyle hiçbir samimiyetliğimiz yok ki, oturmuşluğumuz bile yok. Ben devamlı Dursun abiyle şeyim. Evet, ben yani doğru düzgün tanımam bile bu adamı. Peki bunu kim bir şey söylüyordunuz, yarım kaldı Dursun Bey. Buyurun. Bir şey getireceğim şimdi, o röportaj ekranı şimdi. Evet, buyurun. Otobüs geldi. Arızalı geldi otobüs. Muhtar Bey geldi. Tamam. Biz otobüse biraz kendi çapımızda bildiğimiz kadar baktık, anlayamadık. Konya'dan servis istediler, belediyenin servisini. Arkasından eski belediye başkanı olan şoför abisi Hüseyin Bey kardeşim geldi. Orada biz Ercan Bey'in evine geçtik tabii, orada durmamak için. Tamam. Orada çay içtik, yemek yedik. Daha sonra servis geldi, arabayı götürdüler. Muhtar Ercan saat kaça kadar oradaydı peki? Kaça kadar muhtar oradaydı sizde? Bir ara da işte şeye gidiyor, bir hastaneye mi gidiyor? Tapu dairesine gidiyor. Evet, kaça kadar oradaydı? Kaçta gittiğini tapu dairesine bilmiyorum ama otobüs aşağı yukarı öğleni bulmuştu. Arzısının giderilip gitmesi. Ondan sonra ben evime, zaten evimin dibi. Ben evime geçtim, yattım. Akşamüstü de biz yemek koyduk, çocukları beklerken bir anons etti Muhtar Bey. Yavuz Şahin'in çocuğu kayıp diye. Ondan sonra biz Yavuz kardeşimin evinin oraya gittik. Aramaya ben geldim, evimin önünden motor çalıştırdım. Jandarmayı, birkaç komşu bindirdim. Yavuz bilir orayı. Yeni Sarıç dediğimiz yere. Ben onun üstü kadar bu insanları götürdüm. Oradan yani motoru... muhtar saat diyorsunuz. Muhtar Ercan Özkan işte öğle saatlerine kadar, 1'e kadar... bire kadar oradaydı diyorsunuz. Sonra tapu dairesine gidiyor. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Duran Yüksel'in ifadesindeki detayı bana Doğanay haber müdürümüz gösterecek de. Duran Yüksel de galiba çocuğunun eli mi kanamıştı, bir şey olmuştu. Muhtar da onun çocuğunu hastaneye götürüyor. Ama siz 12'den sonra muhtarı görmüyorsunuz. Peki ben şunu merak ediyorum. Arama çalışmalarına katıldınız ya. Orada dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Vallahi biz çünkü panikle dağlara taşlara düşmüşüz. Yani ataların dediği gibi suya düşen yılana sarılır. Biz acaba bir iz bulabilir miyiz? Çocuğu acaba bir yerde uyudu kaldı mı veya bir yerde bakmadığımız taş gibi kalmadı. Ama maalesef ne hikmetse bilmiyorum. Şimdi siz Allah'ım diyorsunuz ki muhtar bakın köydeki herkes konuşuyor. Duran Bey de diyor ki benim bir şeyim yok, dahilim yok. Çocuğun başına ben bir şey getirmedim. Ama diyor sıra ne zaman bana gelecek? Yani bir an önce ekrana çıkıp bildiklerini anlatmak isteyen bir Belkuyu Mahallesi sakinini görüyoruz. Ama muhtar ne yapıyor? Bak yine konu muhtara geldi. Muhtar ne yapıyor? Sus pus, bir dakika Duran Bey. Bu arada Muhtar Ercan'ı Duran Yüksel diyor ki ifadesinde, kızım diyor elini kesti diyor. Muhtar Ercan'ı aradım, bizi hastaneye götürdü. Yani bu şeyle otobüsle ilgili tamir işi bittikten sonra galiba Duran Bey o sırada arıyor. 14-14.30 civarı biz diyor geri döndük diyor. Sonra muhtarın evinde oturduk diyor. 16'dan sonra da diyor işte Akören'de işim var diyerek tapuya gittiğini söylüyor ama... Tapuya işte benim de diyor şahitlerim var, gittim diyor. Peki o tam da çocuğun kaybolduğu saatte, tam da Yasin'in kaybolduğu saatte bir hareket halinde muhtar. Şimdi sizden Ümmü burada hatırlamadığını söylüyor ama ben Ümmü'den bunu duydum diyen kişi de sizin enişteniz, akrabanız mıymış? Saadettin Söğütlü. Saadettin Söğütlü ne biliyor Duran Yüksel'le ilgili, Fırtına ile ilgili? Ümmü aslında şüphelendiğini söylemiş. Bir dinleyelim. Belki hatırlamıyorsun ya bazen. Gelsin ekranlara. Ümmü, Mustafa ve Fırtına kaçırmış olabilir dedi. Akile demiş ki, ebe ağlama, Hacı Seyin'in eniştesine annem kendi eliyle bindirdi, gelecek diyor. Mustafa Yaşar'dan mı? Evet. Onunla bindirdi, gelecek diyor. Anladım. Bundan da şüphelendim.
Ondan sonra ben Ümmü Hanım'a dedim ki 3-5 gün sonra. Yavuz dedim. Şu hanımınla ben bir konuşayım dedim. Konuş abi dedim. Kardeşim sana birkaç soru soracağım dedim. Bu çocuğu bu köyden sence kim kaçırabilir dedim. Bana dedi ki sözü şöyle oldu. Kimle şüphelenebiliyorsun dedim. Kim yapabilir? Dedi ki abi burada Mustafa Fırtına'dan şüpheleniyorum dedi. Ben de dedim ki Ümmü'ye sen neden bundan şüpheleniyorsun dedim. Bana dedi ki ben bakkala ekmek almaya gidiyordum. Kendi aralarında fısır fısır bir şey konuşuyorlardı dedi. Evet Ümmü. Anlayamadım ki Didem abla. Sen demişsin ki Saadettin Söğütlü'ye ben bakkala gidiyordum. Anladın da olayı bir kavramaya çalışıyorsun. Ekmek olayını anladım. Evet ekmek almaya anlayamadım. Gittiğinde orada Fırtına'yla Mustafa'yı, Mustafa Arıcı mı Mustafa Yaşar mı? Kapının... O adam köyde durmaz Didem abla. Bayramdan bayrama, düğünden düğüne gelir o. Yaşar mı? Mustafa evet. Yaşar mı? Kimdi orada peki Fırtına'yla konuşuyor diye gördüğün kişi fısıldaşıyorlarmış. Ben bunlardan şüpheleniyorum diyorsun. Biri bak ekranda Fırtına lakaplı Dursun Bey. Diğeri de Mustafa. Ama hangi Mustafa'dan bahsediyoruz? Sen onları konuşurken gördün mü Dursun Bey'i? Bakkalın orada. Kimle ne fısıldaşıyordu? Yok Didem abla. Niye o zaman sen Saadettin Bey'e? Ben bir ekmek almaya gittim. Onda komutanımız bakkalın oradaymış zaten. Onunla beraber girdik. Hı-hı. Ankara'daki şu an görev yapıyor. Hatta ekmeği ben kendim almadım. O komutan alıverdi o gün. Ya ekmeği boş verdi. Sen böyle bir şey söyledin mi Saadettin Bey? Bak söyledi diyor Saadettin Bey bize. Neyiniz oluyor ya bu Saadettin Bey? Eniştemin kardeşi. Eniştenin kardeşi. Sen bunu duydun mu daha önceden? Ben duymadım. Evet. Abi Saadettin abiyle konuşuyorum Mustafa da. Mustafa yani Arıcı'yla. Mustafa'yı duydum. Mustafa Arıcı'yla. Yaşar değil. Duydum da Fırtına'yı duymadım yani. Dursun abiyi duymadım. Ümmü sen öyle demişsin Saadettin Bey. Ha şu var bak ben şunu baştan söyleyeyim Didem abla. Neden şüphelendi Fırtına'dan onu anlamıyorum. Şunu söyleyeyim ben baştan Didem abla bak yanlış anlaşılmasın. O dönemde yani köylüyü tamamen biz bir ara suçlu durumuna koyduk yani. Hepsini kimden şüphelendi? Şundan diye söylenildi. Peki hiç Fırtına'dan şüphelendiniz Hayır, mi? Ben sen şüphelenmedin. Bak ben i̇sim köylü olarak herkes zaten. Dedim. Ama tutup da Dursun abi demedim. Ya bir dakika bir daha gelsin Saadettin Bey'in röportajı ya. Ümmü çok net bir şekilde söylüyor. Senden duymuş. Bir şey mi gördün acaba? Yoksa genel anlamda yani ben de dahil herkes şüpheli mi dedi acaba? Ama öyle dememişsin. Olabilir bilmiyorum ben. Ya sen öyle ben söylüyorsun. Öyle konuştum. Bak, sen ben öyle konuşuyorsun. Söylüyorum. Ama Ümmü diyor ki onlar kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Ben Fırtına'dan şüpheleniyorum demişsin. Hiç şüphelendiğin yani ya da şüphelendin mi sen Fırtına'dan? Yok dedim abla. Niye öyle söylüyorsun Saadettin Bey? Enişteye? Ya şimdi şöyle. Açık konuş kurban olayım görümcemin ya. Görümcemin oğlu köyden aynı bir kız seviyordu. Ondan dolayı görümcemin oğlunu bunlar toplanıp dövmeye gidiyorlar. Dursun Bey mi? Evet. Bunların oğlanları. Fevzi Söğütlü'yü mü? Evet. Fevzi Söğütlü'yü dövmeye ondan, gidiyorlar. Ondan, Mustafa Arıcı'yla. Mustafa Arıcı'nın oğlanları. Mustafa Arıcı kendi köyden bayağı kişi dövmeye gidiyorlar. Mustafa Arıcı'yla Fırtına. Evet. Fevzi Söğütlü, Fevzi'yi sizin şeyinizi, yeğeninizi. Yani Yavuz'un yeğenini dövmeye gidiyorlar. Evet, konuşan kişi de o zaman bakkalın orada konuşan kişi de o zaman Mustafa Arıcı ve Fırtına. Doğru mu? Bakkalın orasını bilmiyorum. Benim şüphelendiğim dediğim nokta orası benim o zaman olaydan sonra bir ne kadar geçti bilmiyorum. Çocuk ondan sonra kayboldu zaten. Beni o çocuktan sonra dediğimi hatırlıyorum. Ondan dolayı. Peki Fevzi kız mı kaçırıyor? Olay ne? Kız olayı ne peki? O daha önce olan bir olay Didem abla. Bunun Yasin'le alakası ne? Ya işte. Yasin'le alakası bunların onu dövmeye gitmesinden dolayı dedim ben. Ha, şüphe dedim olarak mı söylemiş olabilir? Yani Fevzi'ye zarar vermek isteyen kişi dolayısıyla bizi de cezalandırmak. Fevzi'ye bir şey yapamayınca benim çocuğuma bir şey yapmışlar mı İyi ki? İyi de Fevzi'yle biz ne alakalı? Yani, ha mantıken düşünebilirsin de. Evet öyle Hayır, diye bu olayda Yavuz'un alakası var. Yavuz'un alakası. Benimle ne alakası var yani? Fırtına abi, yani Dursun abi bir kız meselesi yüzünden Fevzi'ye kız mı alıyor? Kız mı şey yapıyorsunuz? Ya Dursun Bey siz niye Fevzi'yi yeğenini dövmeye gitmişsiniz? Buyurun niye dövdünüz? Buyurun. Didem Hanım bakın ben o olayı bilmiyorum. Ben o olay olduğunda Konya'daydım. Benim o olayda yani ne dövme gibi bir yön işlemim var ne dövme gibi bir yeltenmem var. Şimdi bakın burada sesim geliyor mu size? Tabii tabii dinliyoruz evet dinliyoruz sizi. Bakın Didem Hanım, Ümmü kardeşim beni bir duysun. Duyuyorum beni dinle. Zaten. Bak, bu artık şüphelenmelerini, yalanlarını bir tarafa bırak kızım. Bak, ya senin Saracık'taki görümceğin oğlunun köyde mevzusu olmuş.
Onu dövmeye kalkmışlar. Sen biri de acaba ondan olur mu? Olmaz kızım öyle şey. Bak kendi yanlışlarınla bu olayı çıkmaza sokuyorsun. Şimdi ya ne alakası var? Kız sevmiş veya sevmemiş, fırtına gibi dövmeye kalkmış. Ya ne zaman fırtına dövmeye kalkmış? Allah'ını seviyorsan her tarafa bir çamur atıyorsunuz ya. Çamur atmak değil, o dönemde öyle dendi. Söyleyenler bak, kendileri öyle söylediler. Kızım, çamur atmak gibi bir niyetimiz yok ki. Ben sabıkalıyım, doğru. Bundan da ben gurur duymuyorum. Bu benim alnımda bir kara lek oldu. Ama şu var, beni bırak benim kendi köyüme. Yavuz kardeşim söylesin. Beni bu Konya civarında beni tanıyan hiç kimse bana yanlış bir imajda bulunamaz. Çünkü ben hiç kimseye yanlış bir imaj tamam, anladım. Dursun Bey diyor ki ben sabıkalıyım diye beni böyle zan altında bırakamazsın diyor. Bir şey varsa diyor söyle diyor, saklama diyor. Yani Fevzi ile ilgili gidip döveceklerse o meselenin, yani Fevzi'yi cezalandıramadılar, Yavuz'un yeğenini cezalandıramadılar, dövmediler diye gelip Yasin alıp götürdüler başına bir şey mi? Onun küçük çocuğu mu öldürdüler yani? Yok Didem abla, yaptılar demiyorum. Ondan dolayı kızgınlık, öfke bir şey duyabilirler düşüncemesine girdim ben. Acaba sen sürekli böyle hedefi başka yerlere mi yöneltmek istemişsin? Hedef mi şaşırtmaya çalışmışsın? Yok ha? Didem abla, hayır. Hedefi böyle yani neyse ya. Sürekli o dönemde de bir evin içinde olanlarla ilgili gerçekleri söylememişsin. Arkasından şu yapabilir, bu yapabilir diye milletin kafasını karıştırmışsın. Ya o zamanlarda düşüncelerimiz sordukları zaman öyle şeyler söyledik. Ya bak senin çocuğun kaybolmuş. Sen o zamanda gerçekleri söylemiş olsaydın. Didem abla, ben kimseyi söylemedim. Benim söylediklerim zaten. Ya olabilir, şüphelenebilirsin ama. Şeyde yani. Ha geçen gün aşırı karıştırdılar Dursun abi. Bakma şimdi Dursun abiyi karıştırdılar. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musunuz siz? Sırf benim üzerime başka yönden gitmek için uğraşıyorlar bak. Bu arada Ayşegül muhabirimiz muhtarın yanındaymış. Ben söyleyeyim. Muhtar normalde bir muhtarların bir sorumluluğu var. Bu sorumlulukla davranmak yerine yayına bağlanmıyormuş. Bir de dalga geçer gibi suçluyum, kabul ediyorum, tutuklasınlar beni diyormuş, dalga geçiyormuş. Şimdi bir muhtara yakışacak sözler mi bunlar deyince bu kez de bozulacak yine. Bir muhtara yakışan sözler mi bunlar Ercan Özkan? Muhtara yakışan sözler mi? Şu Mehmet Yaman'ın benzeri şeyi söylüyor. Nasıl? Farkında mısınız? Suçluyum, gelip yakalasınlar, tutuklasınlar beni. İspat edin diyor yani. Evet, ispat edin diyor yani. Şu var Didem abla bir de. Söyle, obruğu göstereceğim şimdi. Bir de ben tamam bak, o dönemde herkesten şüphelendim. Çünkü mecburum. Normal, niye? Normal yani. Çocuğum şüphelenmen. Yok. Ha ben mesela Dursun abiden şüphelendimse ben bunu araştırdım. Ben bu adamın bir yerlerde olduğunu bildim, öğrendim. Oğlunun, kızının, neyse. Öğrendim, ben bu adamdan geri çekildim. Yani, ama araştırdın. Olabilir. Ama araştırdın. Ha, öbür tarafta mesela geçen gün bizim Kerim dedi ki işte ben aşırıdan şüpheliyim. Aşırı ben o gün Kerim'e sordum. Kerim, ben aşırıdan şüpheliyim. Aşırı neredeydi dedim. Hı. Akşama kadar benimle tarla sürerdi karavayakta dedi. Şimdi şüpheliymiş. Nasıl şüpheli bu aşır? Evet, bana deseydin yani. Ki o gün çit sürmüyordu bu adam diyeydin. Ben de şüpheleneydim, ismini söyleyeydim. Şimdi o fiziki şartlardan dolayı şimdi bir yandan farklı çalışmalar yapıyor. Bir de fiziki çok kar var. O görüntüleri gösterebilir miyiz? Ekip gitmekte zorlandı. Ayşegül köye ulaştı herhalde değil mi? O görüntülerden sonra Aslı. Gidebildiler değil mi köye? Bir gösterelim. İnanılmaz hava şartları. Şimdi bakın, bugün gene 20 santim kar yağmış. İnanılmaz kar yağdığı için tabii fiziki anlamda çok zor. Hatta araba dışarı kaymış, bizim araba böyle yollar açılıyor falan. Maşallah yani güzel kar yağıyor ama bir yandan da tabii böyle fiziki şartlarda çok zor olduğu için şu obruk çok merak ediyorum. Obrukta obruğa atılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. O dönemde obruğa bakılmamış. Obruğun nasıl bir kritik önemi var? Muhtar Ercan iddiaya göre kendi karısı tekrar kız çocuğu doğurduğu için karısını dövüyor ve obruğa atmak için de gidiyor. Fakat yolda hanımefendi kendini dışarı atıyor ve öylece kurtuluyor. Canını zar zor kurtarıyor. Dolayısıyla obruk da o anlamda kritik bir yer. Bakılmayan yerlerden biriymiş maalesef o dönemde. Şimdi onunla ilgili çekim, gerçi biz 2-3 gün önce bu çekimi yaptık. Ama obrukla ilgili son durumu açıklayacağım. Önce orayı bir görün, görmenizi istiyorum. Gelsin ekranlara.
Kayıp Yasin kaçırılıp o obruğa mı atıldı? Kayıp Yasin Şahin'in başına ne geldi? Bunu araştırmaya devam ediyoruz. Sizleri bugün o çok konuşulan obruğa götüreceğiz. Obruğa Yasin atılmış olabilir mi? Orası buradan. Araçlar ne kadar sürüyor? İşte bunları sizlerle birlikte göreceğiz. Vazgeçme ekibi Kayıp Yasin'in izi peşinde yollara düştü. Konya Belkuyu mahallesinden her dakika daha da uzaklaştı. Kayıp Yasin'in evinden 6 kilometre uzaklıktaki o obrukta hangi sırlar yatıyordu? Yasin kaçırılıp o obruğa mı atılmıştı? Ekibimiz obruğa yaklaştıkça heyecan arttı, nefesler tutuldu. İşte sırlarla dolu o obruk. Kaybolan Yasin'in evinden buraya uzaklık 6 kilometre ve kronometreleri gösteriyorum. Oradan ayrıldığımızda açmıştık. Şu anda 12 dakika 50 saniye 51 saliseyi gösteriyor. Biz ortalama 30-40 kilometre hızla geldik şu anda çamur olduğu için. Ancak buraya yaklaşık 10 dakikada da gelinebilir. İşte kayıp Yasin acaba evinden alınıp burada içi su dolu olan obruğa atılmış olabilir mi? Şüphelerden bir tanesi de buydu. Köylülerin arasında konuştukları, kendi aralarında bahsettikleri obruk işte burası. İçi su dolu, derinliği tam olarak bilinmiyor. Acaba Yasin buraya atıldı mı? Burada bir arama çalışması tam olarak yapılabildi mi? İşte bu sorular hepsi yanıtını arıyor. Bunların hepsini Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yanıtlamaya çalışacağız. Yasin kaybolduğu dönemlerde bu obrukta yüzeysel çapta bir arama yapıldığı yazıyor kayıtlarda. Yani aslında buraya bir dalgıç gönderilmemiş, dibine bakılmamış. Acaba çocuğun ayağına taş bağlanıp da buraya atılmış olabilir mi gibi ihtimaller de söz konusu. Hatırlarsanız yayınlarımızdan muhtarın eşini de buraya atmaya çalışıldığına dair bir iddia vardı. Böyle bir söylenti çıkmıştı. Acaba Yasin'in de kaderi aynı olmuş olabilir mi diye biz bu sorulara yanıt aramaya devam ediyoruz. Şimdi bu çekim dün sabah yapılmış. Kubilay dün sabah yapmış bu çekimi. Genel... Seni üzmek istemiyorum ama her olasılığı değerlendiriyoruz. Bugün gene kar var. İşte tekrar kar başladığı için jandarma da gitti, orada bir saha çalışması yaptılar. Şunu söyleyeyim sevgili izleyiciler. Obruğun, o suyun derinliği 50 metre. Şimdi hava şartı çok da soğuk olduğu için, tekrar da kar yağışı olduğu için o kıyafetlerin, o hava şartlarında daha doğrusu dalgıç kıyafetlerin o kadar şeye dayanamıyormuş. Evet. 50 metrede derinlik var. Şimdi Yavuz da dedi, daha su da, ya yani kar da yağdığı için derinlik daha da artacak. Şu an yükselmiş zaten bu. Evet, 50 metreymiş. Geçenlerde bu 10 metre 15 metre daha aşağıdaydı bak. Çok evet, şu anda derinlik 50 metreymiş. Şimdi orada bir arama çalışması yapılacak. Yani orada tam dibine kadar inmesi gerekiyor çünkü dalgıçların. Ay, Yasin orada olabilir mi? Onun derinliklerinde olabilir mi? Ona bakacaklar. Sahada o çalışmayı yapacaklar. Dolayısıyla mesela bu yayında ne ortaya çıktı? Obruklar, yani o obruğa bakılmadı ortaya çıktı. Dolayısıyla orada bir çalışma yapılmadı ortaya çıktı. Yayınlarında böyle bir gücü var. Karşılıklı paslaşıyoruz biz de. Yetkililere de elimizdeki bilgi zaten izliyorlar. Onlar da selamlarımı gönderiyorum yetkililere. Ümmü? Efendim Didem abla. Ne geçti aklında? Ya düşünmek istemiyorum Didem Ben de düşünmek bir istedim. De şunu diyeyim dedim abla, bak hani kendi evinizden tanıdık diyorsunuz ya. Ya her olasılık, bak, içeriden dışarıdan tamam, bir türlü anladım. O konuyu anladım ama bak çocuktur bu. Bu tanıdığa gelmez, dibinde arabayı durur alır geçer gider. Yani bu büyük adam değil ki zorla alamasalar arabaya. Yabancı bir araba girmemiş ki o gün köye. Girmiş. Kim girmiş? Amcamın dediği araba var. Gri araba var. Var. Gri arabayı diğer ama insanlar... Ama onu netleştiremiyorlar işte. Yani aydının üzerine attılar. O aslı halbuki o araba değil o bak. O değil bak. 07 sonun plakasını 7 olarak söylüyor. Ama söyleyemiyor bak. Ama bir şey söyleyeceğim. Diyelim hadi adı araba dışarıdan geldi. O kadar çocuk var. Onları geçti. Tamam. Geçti. Siz en köyün çıkmaz yerindesiniz. Geldi sizin çocuğunuzu tamam, aldı. Tamam Didem abla. Mantıklı mı? Tamam anladım. Başka çocuğu niye çalmasın? Anlıyorum. Peki nerede çocuk? İşte. Ben diyorum size okuldan geldikten sonra en son jandarmaların en son araştırmalarında o yukarı yol üzerinde yoğunlaştılar bir zaten. Bir fırtınaya soralım, Dursun Bey'e soralım. Dursun Bey nerede çocuk sizce? Vallahi Didem Hanım, inanın bu konuda var ya hepimiz üzülüyoruz, hepimiz. Bunun hani bir nasıl bir söyleyeyim ya bunun hani kelimesini bilemiyorum. Yani bu çocuk bildiğin sır oldu gitti ya. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Benim annemi sorun. Bak, yok, başka yok, bir şey geleceğim. Başka bir iş var onu söyleyeceğim. Şimdi, söyle.
Söyle Dursun Şimdi, Bey. Şimdi Yavuz'un evinin etrafındaki o 5-6 ev görmedikten sonra bunu köylü tamam herkes şüphelidir. Herkes zanlıdır. Eyvallah. Buna katılıyorum ben. Fakat şimdi o etraftaki insanlar görmezse bunu en üst başta Ramazan Çatlar görmez. Orta yerde Dursun Aydoğan bunu görmez. Yani onun için öncelikle benim sizden ricam. Annesi sizden, görmemiş. Akile Hanım belli bir saate kadar görmüş. Kimse görmemiş yani. Tamam diyorum ya Didem evet. Almıştı. Tamam. Şimdi şöyle telefon meselesi var. Şimdi dün Ayşe senin ablan diyor ki onun bir telefonu vardı. Dün o itirafta bulundu. Evet ben komşulara gittiğimde elimde o telefonla gittim ama hattı yoktu diyor. Heveslendim öyle gittim diyor. Şimdi ilk telefonu Yasin hastanedeyken almıştım. Hattı yoktu dedin değil mi? Bu telefon zaten Didem abla. 3 telefonum var 4 değil. Şimdi ikinci telefon Yasin'den sonra Yavuz aldı diyorsun. Doğru. Yavuz da sen de demişsin ki jandarma... ne diyorsun burada? Neyse, üçüncü telefon Yavuz'un aldığı kırılınca jandarmaya teslim ettiği son telefon. Hayır hayır bak. İlkini aldığım jandarmanın al dediği telefon aldım. O kırıldı. Bak bir ekranlara getirelim. Tekrar buna sonra yani bu çocuktan kayıptan sonra bak. Yani jandarma al diyor bir tane telefon alıyorsun. Bir tane telefon alıyorum. Bu ikinci telefon mu o? Bu ikinci telefon. Aynı hat. Aha. İkinci telefon. Peki üçüncü telefonda bir tane daha telefon var. Başka yok. Başka yok mu? İki tane telefon var. Ama Ümmü yayınlarda bize... Biri bu. Tamam. Biri Yavuz aldı, dağıldı. Tamam. Şimdi bu telefonlar verdiğim savcılığa o telefon işte. Başka üç yok telefon ya. Var, dört tamam, yok. Bir gelsin ekranlara, biz daha önce ne konuştuk? Bir izleyelim. Şu anki telefonuyla teslim edilen telefon arasında bir telefon daha olması lazım o zaman. Yok, başka yok. Evet, elimdekini de teslim ettim zaten. Ondan önce var mıydı? Bu teslim ettiğinden önceki eski telefonla ikisinin arasında bir telefon daha var mı? Çünkü jandarmanın iki telefon olabileceğini düşünmüş o dönem. Yok. 2000 yani çocuk kaybolduğunda. İki tane başka bir telefonu ama daha olabilir. O zaman neden Ümmü dün yayında bu telefon benim eski telefonumdu dedin? Hani çocuk kayboldu, hastanede yatırken aldım ya hocam ben o telefonu. Tamam. Ondan sonra bir telefon daha mı aldın? Şimdi elimdekini de ben... Evet ondan sonra ben şimdi elimdekini de aldım onu oraya verdim şu an o da orada kaldı kendi isteğimle bıraktım geldim. Şimdiki gördüğümüz ilk alınan telefon bu hat mat yoktu zaten o zamana kadar. Tamam onu geç. Ben onu buna bir tane daha al dediler aldım. Tamam. Hat aldım hat aynı hat. Onu ne zaman aldın işte sen? İşte onu da çocuktan sonra aldım ben. Tamam bir o zaman çocuktan Kerim'le sonra aldım. Çocuktan sonra iki tane telefon alınıyor. Aynen. Evet Kerim'le. İşte ben onu anladım nerede? Yani. O yüzden diyorum aradaki doğru, telefon nerede? Aklıma gelmedi. Doğru iki tane alındı. Bir, şimdi, şimdiki kullandığı bundan önce bir tane daha var. Onu da kullanırken bozuldu onu attı. O zaman üç tane telefon. Doğru. Doğru. Ümmü üç tane telefondan bahsediyoruz doğru mu? Evet Didem abla. Üç tane telefon. Üç Didem abla evet. Şimdi dördüncü telefonla ilgili Veter'e gelsin ekranlara. Şimdi sen bu yeni telefonu ne zaman almıştın? Yeni iki telefon teslim ediyorsun ya jandarmaya bugün. Bir tanesi bu ekranda gördüğümüz evet, eski telefon. Diğer telefonu ne zaman aldın canım? Kendim hastalandığımda eltimle beraber hastaneden çıktıktan sonra köye dönüşte aldım Didem abla. Ne zaman oluyor Yavuz ya? Vallahi ben hatırlamıyorum zaman olarak Didem abla. Yani Yasin'den sonra mı? Ben kendim hasta... Babam ve... Yasin'den sonra babam vefat ettikten sonra Didem abla. Ha o zaman Yasin'den ne kadar süre sonra? Şu sonraki telefonu mu diye soruyorsun Didem abla? Evet evet. Onu jandarma bana al dedi şeyden dolayı yani inceleyelim diye. Yok onu demiyorum. Yani en son yani Yasin'den ne kadar süre sonra onu sen bana bir söyler misin? O ilk telefon alma olayı Yavuz kendi aldı. Bu sonraki o bozulunca ben bunu kendime değiştirdim senin sonra. Senin oğlun kayboluyor 4 Nisan'da. Bu en son teslim ettiğin ikinci evet. Telefonu oğlun kaybolduktan ne kadar süre sonra aldın? Bu değil Didem, Yavuz'un aldığı değil Didem abla bu. Bunu ben hastaneden kendim çıktıktan sonra aldım. Şimdi ilk telefonu Yasin hastanedeyken alınıyor, hattı yok. Doğru. İkinci telefon Yasin'den sonra Yavuz alıyor, jandarma doğru. Al diyor, sen de almışsın. Doğru. Üçüncü telefonda Yavuz'un aldığı, kırılınca jandarmaya teslim ettiği son telefonu almışsın. Bir tane daha ben telefon. Kendim aldım. Onu kendisi aldı. Kendim aldım. Bir de bu Elti'nin aldığı telefonu ne zaman alındı? Elti'yle beraber aldık işte o. İlk telefon. Bak bir Elti'yle ilk alındı mı? O Elti'yle alınan ilk. İlk. İkinciyi ben aldım. Üçüncüyü gene Fatma'yla aldın değil mi Elti'yle? Yok. Üçüncüyü savcılığa verdiğim hastaneden çıktıktan sonra savcılığa verdiğim telefonu Mali yengeyle aldım. Tamam bir olsun. Şimdi bak, Orhan Bey onu hemen arada onu hatırlattı. Yakılan telefon var. O hangisi? Yakılan yok dedim ama. Öyle dün konuştu. Bu konuştu ama yok.
Çok oluyor işte. Çünkü o evde annem var, çocuklar var, ben varım. En ufak bir şeyde bana mutlaka biri diyecekti ki baba Ümmü'nün telefonu var diyecek. Ümmü yakılan telefonu almışsın. Ben biliyorum ya. Heh, söyle Ümmü. Didem abla Yavuz'un eski beyaz aynı buna benziyor. Çünkü eski... sen jandarmaya demişsin ya o dönemde. Telefon evet. Yakıldığı için o yüzden bulamadım demişsin. Telefon yakılmış. Ben burada da yaktığından bahsettin ya. Bununla onu karıştırmışım işte. Artı bir de şu var Didem abla bak. Bunu normalde bulduk değil mi? Bu kaybitse zaten bunu gene kaybederdi aynen. Benden önce. Acaba yakılan telefon... Değil ama değil. Bak ben anlatıyorum değil. Ama bu senin telefon. Bilmediğin belki başka bir telefon vardı onu yakmış olabilir tamam, mi? Tamam ben bilmiyorum. Belki de öyle bak, yani. Ben bilmiyorum. İki tane kız var. Bir şey söyleyeceğim. Eşyalarımın neyin nerede olduğunu kızlar benden daha iyi bilir. Ayşe Hanım dün dedi ki, Ayşe Hanım Görümcan Ayşe dedi ki senin babanın üzerine kayıtlı Hüseyin Bey üzerine kayıtlı bir hat var. O hatla Hüseyin Bey ile Muhtar Ercan görüşüyormuş. Acaba baban sana bir hat aldı da yarın, sen mi muhtarla hayır, konuşuyordun? Yarın göreceksin. Yarın çıktığı zaman. HTS'ler çıktığında göreceksin. Evet. Bizim Ayşe de şey olacak. Bir iddia ediyorsa kanıtlamak zorundasın. Sen de yok mu babanın numarası ya? Gösterseydin. Kanıtlamak ama zorundasın. Hangi ben burada o, muhtarı da savunmuyorum muhtarın, şimdi. Muhtar Ercan'ın HTS kayıtlarıyla ortaya çıkacak. Onu bilmiyoruz. Ben peki. Burada yarın çıkmadı onlar. Ne olacak bizim Ayşe'ye? Ya yani bunu konuşuyor. Ayşe'ye söyleyeceğim. Ayşe'ye bunu bilerek söyle konuşun. Yani. Bilerek. Bak kimini, kimsenin üstüne itira atmayın. Bilerek konuşun. Kimini kusuyor bana Didem abla? Hı. Önceki kavgalarımızdan dolayı kinini şu an bana şey yapıyor. Anlıyorum. Öfkelisin, sinirlisin ama ölmüş bir adamın üzerinden de iftira atmana gerek yok. Baban üzerinden diyorsun. Aynen, hayır, atmaya gerek baba yok. Baba değil bak ben ne demek istediğim Ercan'la onun arasında ben zannetmiyorum. Ha olmuştur. Bir veya iki arama olmuştur. Belki çocuğunu bir şekilde aranmıştır. Tamam. Ama öyle olmaz daha fazla. Bazı iddialar daha var onları da araştıracağız. Onlar bir netleşsin ama yarın birinin iddiası var onu sormak zorundayım size artık. Çünkü birinin de ifadesi alınmış. Onu yarın soracağım. Rukiye'nin sabırsızlandığını görüyorum. Sabırsızlıkla da konuşmak istiyor. Hemen ona geçeceğim. Dün de konuştuğumuzu Yılmaz Kılınç'ın 2012 yılındaki cinayetini konuşuyoruz. Rukiye ben öldürmedim diyor. Son anlarında o yanında. Ama çok çelişkili konuşuyor. Hayır ben çelişkili konuşmuyorum diye ısrar ediyor. Fakat dün söylediği de bazı ilginç sözler vardı Rukiye'nin. Onları da soracağım kendisine. Abisi konuştu ve ifade de çok ilginç. Hep şunu söylüyor. Tamam diyor silah nerede diyor. Evet. Silah nerede diyor. Silah nerede? Silah nerede olabilir acaba? Soracağız. Sonra konuşuruz. Dünü hatırlayalım. 73 yaşındaki babasını öldürmekle suçladı. Mercan gerçekleri anlatması için Rukiye'ye yalvardı. Bak bu işi bilmediğimiz için buradayız. He, onu zaman sonra... Bak senin bazı bir şeylerden haberin yok demek ki. Ben seni seviyorum. Bak seninle bir arada ekmek yedik. Bak. Bu belki de senin bilmediğin bir yerden çıkacak üzerime gelme. Yardımcı olmaya tamam. Çalışıyorum. Ve sen beni belki senin bildiğinden benim haberim yok. Belki senin bildiğinden i̇şte benim haberim yok. İşte empati kurmamız lazım. Doğrulara çık Mercan. Tamam bak ben bak, de diyorum ki birbirimize bir şey yardımcı olalım. Bak biz doğrulara ne çık. Bak anan benim acımdan kötü şeyler saçabilir. Anan kötüysen olabilir ama burada senin baban kayıp. Benim de kocam 11 yıldan sonra niye kalktın da bu fode şeye çıktın, canlı yayına çıktın? Ben bunu merak ettim. Neden bunu biliyor musun? Ben uyuyamıyorum. Yılmaz amcanın telefonu neden kanlı şalvardaydı? Kocanın telefonu neredeydi? Kocanın telefonu buradaydı. Tamam. Peki. Benim aldım aramalar yap. Şalvarının cebinde, geliyorum, şalvarının cebinde 2 adet cep telefonu vardı diyor. Olabilir, olabilir. Eşimin cebine konuştuktan sonra eşinin cebine mi koydun telefonu? Olabilir, dalgınlığım lan. Çünkü o anda eşimi kaybetmişim. Eşim şalvarını çıkarır yatır dağda. Kanlı şalvarın içine koyuncaya kadar ya bir yere koyarım ya da kendi cebime katarım. Nerede kanlı kızım? Nerede kanlı? Kanlı şalvar nerede? Bu olayı karalamaya çalışmam. Tavandaki naylonda bulunan kan izleri şüpheleri çekti. Yılmaz amca öldüğünde uyuyor muydu? Ayakta mıydı? Dayıyorsun değil mi? Tetiği çekiyorsun. Çıkan parçalar nereye gidiyor? Tavana uçar, yerleri karşıda duvara uçar. Bu yatara, benim eşim yatar vaziyette. Kemiğe vurmuş. Dayadın mı? Bu adam cıganınla, cininle yatağa sürünmüş. Soruma cevap verir misin Rukiye? Kemiğe dayadın mı? Dayandı. Dayandı, sonra evet. Ateş ettin. Bu adam yatarak vurulmuş. Bu adam dikerek vurulmamış yatan ki. Adamın, bu adam sürü, yatan adamın parçası, bu adam bak, zaten kıpırdamazdı. Yatan adamın parçası tavana nasıl gitti? Gitmiş demek ki ne, öyle bir nişancı varmış ki gitmiş.
Rukiye çok şey söyleyeceksin biliyorum ama sabırsızlanma. Bir şey daha söylemem lazım Yavuz ve Ümmü Yasin'le ilgili. Şimdi lütfen siz de çok dikkatli olun. Çünkü dolandırıcılar olabiliyor. Yayınla ilgili spekülatif çalışmalar yapmak isteyen birileri olabiliyor ama ben ekranlardan açıklayayım. Yavuz'u Ankara'da ben gazeteciyim. Mehmet Akyol adım. Mecliste çalışıyorum diye o yayında ne işim var diye Yavuz'u arayıp tehdit eden kendisinin gazeteci olduğunu söyleyen, Mehmet Akyol Ankara'da gazeteci olduğunu söyleyen biri arayıp Yavuz'u tehdit etmiş. Yani ona benzer meyalen şeyler söylemiş. Yavuz bizim misafirimiz. Dolayısıyla onunla ilgili yapılan en ufak şeyle ilgili olarak bakacağız. Hatta kaydetmiş Yavuz, dinleyeceğim gerekirse savcılığa. Çünkü bizim de misafirimiz olduğu için bu kişi hakkında bir araştıracağız. Mehmet Akyol, Ankara'da gazeteci misin? Kimsin? Dolandırıcı mısın? Başka yerlerden seni tuttular da tetikçi misin, nesin? Bir öğreneceğim bakalım hangi sıfatla burada benim konuğuma arıyorsun ve bu ifadeleri kullanıyorsun. Adın gerçekten böyle mi? Seni araştıracağım ve seninle ilgili gerekeni merak etme yapacağız. Hak ettiğin değeri göreceksin yakında. Böyle şey olabilir mi? Ne demek ne işin var? Böyle nasıl söyleyebilir? Ben inanamıyorum ya gerçekten. Enteresan insanlar var. Ama dolandırıcılar, sahtekarlar da ben var. Ben dinlemem dedi değil mi abla? Ya ben olsun. Direkt aktarırım zaten. Ya size ya jandarmaya aktarırım. Teşekkür ederiz. Aynen öyle, açık olmak lazım. Heh. Şimdi hemen biz Mercan'ı, Murat Bey'i ve Durmuş Bey'i çağıralım. Babalarının şüpheli ölümüyle ilgili. Dün gelsin onlar, ondan sonra konuşalım. Gelir misiniz lütfen? Mercan Hanım, Murat Bey ve Durmuş Bey. Dün Mercan Hanım geldi, hatta senin önüne kadar geldi, diz çöktü. Ve dedi ki ne oldu, hoş geldin. Sağ olasın, hoş geldin. Buna Durmuş Bey hoş geldin, teşekkür ederim. Üç kardeş buradalar ve babamızı kim öldürdü? Gerçekler ortaya çıksın istiyoruz ama öldüren kişi Rukiye. Dolayısıyla da o da itiraf etsin, bu olay bitsin diyorlar. Şimdi dün sen dedin ki hatta önüne kadar geldim, Mercan diz çöktü. Hatta aranız bir zamanlar diğerleriyle iyi değil ama Mercan iyiymiş galiba. Yani kızmışsın, kavgalar etmişsin ama Rukiye'ye de biraz sahip çıkmışsın, öyle anlaşılıyor. Önünde resmen senin diz çöktü ve ne olur gerçekleri söyle dedi. Sen de dün dedin ki üç kardeşe gözlerine bakarak Ayşe orada, Ayşe Hanım'ın yanındayken Yılmaz Bey perişan durumdaydı, berbat durumdaydı. Hiç bakılmıyordu ona. Ona ben baktım, ben sahip çıktım dedin. Mercan da bazı fotoğraflar verdi, babasının annesiyle beraber olan fotoğrafları verdi. Şimdi onları ekranlara getireceğiz. Şimdi gelsin o, nasıl teker teker mi hazırladınız, nasıl yaptınız? Hadi LED'e geçelim. Benim taraf, bir saniye bir şey sorabilir miyim? Benim taraf niye gelmiyor? Hangi? Senin taraf gelecek de bak şöyle onu da dur bak ben sana söyleyeyim, ben sana açıklayayım. Bak ben sana Rukiye, Rukiye beni dinle. Sen evinin ana, ben her şeyi bak. Bir hafta oldu geleli. Bir haftadır bu gelemiyorum bu etraf bölümlere. Açıklıyorum o zaman. Şimdi Rukiye evinin anahtarını muhabirimiz Vahide'ye verdi. Sonra Vahide'ye demiş ki benim annemle beraber o eve gireceksiniz. Çünkü benim içeride paralarım var. Bir şey çalınırsa, bir şey olursa sorumlusu sizsiniz dediğin için biz o eve senin annen olmadan giremiyoruz. Şu anda anneni alacağız. O eve götüreceğiz. Benim param, ben devlet öyle demişsin. Hiçbir zaman yok yok. Vahide'ye bak, Vahide'ye demişsin ki. Vahide'ye ben hiçbir şey demedim. Senin evin içine giremeyiz. Tamam, bu olmaz. Senin annen gelecek. Bize kapıyı açacak. İçeri gireceğiz. Senin fotoğraflarını. Kardeşim, annem araba tutar. Kardeşim gelebilir. Ha, ekrandan da duyarlarsa gelsinler. Bizi arasınlar. Biz çünkü şu anda anahtar Vahide'de. Vahide Silifke'de. Senin evine girip fotoğrafları o yüzden alamıyoruz. Anlaşıldı mı? Aynı şeyi döndürüp dolaşmanın gereği yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Rukiye'cim, anlaşıldı. Çıkılsın, sen bir sayfa tamam. Bir çıkılsın. Tamam ama şunu şu fotoğraflardan önce daha koşullarını göstereceğim size. Şu annenizle ilgili, anneyle ne kadar benziyorsunuz birbirine. Yani özellikle siz ikiniz Murat'la Mercan çok babaya benziyorsunuz. Burada evlilik zamanlarındaki fotoğraflar Ayşe Hanım'la. Devam edelim arkadaşlar, hızlı hızlı girelim. Ondan sonra birbirlerinde burada babanız. Ondan sonra diğer hızlı hızlı geçebiliriz aslında teker teker. Burada yine babanız. Ondan sonra eski fotoğraflar, işte babamıza her zaman biz çok iyi baktık diyor. Yine babanız burada elinde değneğiyle, gayet de iyi durumda adamcağız yani, Allah rahmet eylesin. Devam edelim. Evet, rahmetli orada diğer çocuklarıyla. Kim var orada ilk evliliğinden olan şeyler mi? Yok, babam, siz misiniz? Benimle ablam. Sen söyle, sen gel anlat, gel. Annemin kucağındaki abim, ömrü de ablam. Gel yanımda dur anlat. Sen tabii onları görünce duygulandın. Dün çok üzüldüler. Biz iyi bakıyorduk babamıza dedikleri için biz her belgeyi ekran. Sen evine girince seninkileri de göstereceğim. Ben hastanelerde çok üzüldüm. Tamam, devam edelim başka. Bunlar benim üzüldüğüm. Bunlar kimse bastı, duymadı, başka var mı? Duymayacak. Bu evet, saatten sonra ben onların üzülmesini hiç kabul etmiyorum. Küçük çocukların üstüne kapak şöyle tutan abim. Aha. Bu abim. Tamam, devam edelim. Gayet iyi durumda şalvarıyla Mersin'de. Evet bak, oradaki şu annem.
Beri baştaki. Benim gözümde karanlık durmuş. Annemle babamın arasındaki Talip abi. Benim... Bir şey söyleyeceğim, bir sus. Murat dur. Rukiye ne olur lütfen. Sen niye? Sen niye habire bağırıyorsun? Ya pardon, resimle çekişiyor. Niye Allah belamı verecek? Resimle çekişiyor. Pardon musun ya? Resimle çekişiyorsun. Resim. Bu anıdır, hatıradır. Buna çekişiyorsun. Bak, ama lütfen bak sataşma. İntizar et. Sataşma olmasın. Sataşma olmasın, yayın yapalım. Tuttum adamın ağzını tuttum. Bak kendi sen. Bak izle. Ben Mersin Silifke'deki diyor ya, yaylaya çıkamıyorsunuz obaya. Hangi koşullarda ne kesin ya. Bir ekranlara. Ya aşağınımı görünce rahatsız mı oldu? Hayatı gördük, sana nefretlik duyuyorum. Tabii ya, gel. Öyle hayatı görüp ondan nefretlik duyduğum için mi öldürdün babamı? O da ana gitmek için mi öldürdün? Gördün mü? Aynen oldu. Dağın başından geldi. Sen gördün mü? Etti beni kaç kere? Nerede kastetti? Silahı gideyim ellerine. Bir dakika dedim onu. Bağırıyor. Program bir... Bulgar. Silah bulacağım diyor. Bütün insanlar tüm Türkiye. Vazgeçme ekibinin yayladaki barakaya varmak için büyük mücadelesi. Vazgeçme ekibi zorlu şartlarda mücadele etti. Köy merkezinden Yılmaz amcanın yayladaki barakasına yola çıktı. Karlı ve buzlu yollardan ufak bir ipucu bulmak için geçti. Yol kardan görünmüyordu. Herkes seferber oldu. En ufak bir ipucu olayın seyrini değiştirebilirdi. ...73 yaşında vefat eden Yılmaz Kılınç'ın yayladaki evine doğru geldik, ancak traktörle buraya kadar çıkabildik. Bu dağ yolu kardan dolayı kapandığı için daha fazla ileri gidemiyoruz. Şimdi gördün mü? O yüzden gidemiyoruz. Bana güven. Ben herkesin getirdiği belgeleri ekranda yayınlarım, ama herkes birbirinin belgelerine saygılı olacak. Şunu da söyleyeceğim. Şimdi, burada küfür edeni dışarı çıkartacağım. Çıkar, bak ben bunlardan razı olayım. Sen ettin ama küfür. İlk küfrü tükürdün. Bak, tükürmek bana, olmaz. Bana ama Rukiye, tamam da sen küfür ediyorsun. Beni verdiği canı Allah Allah. Beni intisara koyamaz. Tamam, sakin ol. Bulalım diyor. O yardım et diyor. Hadis ağzından küfür çıkmaması lazım. Ben hadi sağ ol. Dışarı. Bir dakika, dışarı. Hayır, Rukiye sen çok kim sokağa çıkarıyorsun? Ama lütfen yani, lütfen. Sen bak. Murat'la Durmuş şüpheli diyorsun ya, ben şimdi Durmuş Bey'e bir şey soracağım. Müsaade edersen yayın yapayım yani. Ben bu yüzü de açar, tamam, yapmadım. Bu yüzden Durmuş ben. Durmuş Bey. Durmuş Bey, beni dinliyor musunuz? Abla, benim tamam, ben beni de, ikiniz de beni. Şu beyler bayanlar, soru şu. Evet, şimdi diyor ki ben katil değilim. Evet. Murat katil diyor. Şimdi benim orada sizin ifadenize takıldığım bir şey var. Ya. İzin verirseniz soru soracağım. Ona da soracağım, size de soracağım. Siz ben daha yok, doğru ben... giderken bağırma lütfen. Nidem Hanım, bunlar bağırma. Şöyle alır da şöyle ekranda izleyebilir miyim? Dur bir dakika. Rukiye dinlesene beni. Dinliyorum. Aa, ben seni. Ben sana saygı duyuyorum bak, ama bak, ne soruyorum? Dinle bak, ne soruyorum? He. Bir soracağım diye dur. Aa, tövbe estağfurullah. Siz daha babanızın ölüm o haberini almışsınız. Evet abla. Daha doğru gidiyorsunuz. Evet abla. Ya sevgili izleyiciler, bağırdığımız için çok özür diliyorum sizden. Evinizde oturuyorsunuz ve bağıran insanlar var. Çok özür diliyorum sizden. Ya buradaki konuklar adına da. Şimdi siz daha doğru haber almışsınız. Daha doğru gidiyorsunuz. Evet abla. O sırada dağdan traktörle Murat geliyor. Evet abla. Bunu bize nasıl açıklıyorsunuz? Dağdan babanızın öldüğü dağa doğru gidiyorsunuz. Obaya doğru. Murat da traktörle oradan geliyor. Siz kardeşiniz nereden geldi sizce? Abla ben Nuhut bekliyorum. Ben bilmiyorum. Ben traktörde onu da biliyorum. Ben haber nasıl geldi. Nasıl karşılaştınız Murat Bey'le? Bana onu söyleyin. Abi, traktör geldi karşımdan, benim başımdan. Tamam, siz... Traktör bize yol verdi. Siz şöyle daha şeye doğru gidiyorsunuz. Evet, haber aldınız. Evet. Babanızın öldürüldüğü obaya doğru gidiyorsunuz. Evet. O sırada Murat... Soracağım Murat Bey size de. O sırada yukarıdan aşağı doğru bir traktör geliyor. Evet. Baktınız traktörde kim var? Kardeşiniz var. Yok, görmedim o kardeşimi. Traktör bize yol verdi abla.
Bir traktör yor verdi ama sonra gördüm. Murat'ı görüyorsunuz. Kararını dolayısıyla göremez zaten üzerinde. Ama gördüm diyor ifadesinde. Traktör, röportajda. Traktör bey geçten sonra bir ses geldi ama kim de biliyorum. Traktör ama geldi. Yapma bak. Durmuş bey. Bize ne, girsin röportajı gir. Sen Murat'ı gördün ben yanıma geldi. Ama traktörde ben üstüne oldum bilmiyorum. 4-5 şu vardı. Ben traktör bana yol verdi. Zaten Murat 4 kişiyiz zaten biz traktörün üzerinde. Evet traktörde evet. Tamam işte. Nereden geliyordun? Bir dakika karışma Rukiye. Nereden geliyordun? Nohut'taki olan alanından geliyordum. Babanın nereye gidiyordun? Alakası yok. Nohut ne demek ben bilmiyorum özür dilerim. Nohut. Ha bildiğimiz nohut. Evet nohut. Yeşil damla hali yani. Didem biliyorum adam. Aynen. Tarladaki hali. Bunu güzel de olur. Domuz şey yapıyor. Yiyor. Domuz. Gece insanlar. Domuz ağzının tadını biliyor ama. Yani çok 3-5 kişi birleniyorlar gidiyorlar. Mesela 3 kişi gittiler ya. Onu önce birinin arazisine sonra mesela sizin arazinize sonra Funda Hanım'ın arazisine varıyorlar. Sabaha kadar bu tarlalar arasında geziyorlar devir daim yapıp sabaha karşı. Siz kaçta gittiniz oraya o nohutla domuz avlamaya domuzları kaçırmaya? Ablam saat kaçta gittiğimi bilmiyorum ama şu gerçek. Ben Cesur'u kahvede beklerken saat 21.01'di. Masada bir tane telefon duruyordu. Daha ben Cesur'u beklerken o masadaki telefonun ortasına baktım tuşlu bir telefondu. Orada saat yazıyordu. 21.01 yazıyordu. Ben Cesur'u beklerken biz oradan Cesur geldi. Bana el salladı gidiyoruz diye. Öncesinde neredeydiniz? Nasıl? O kahveden 21'den önce neredeydiniz? Ben gündüz bir yere çalıştım muhakkak. Onu bilmiyorum ben gündüz neredeydim. Ya evden mi kahveye geçtiniz? Evden kahveye gittim. O zamanki eşiniz de buna şahit mi? Tabii sizin şahit. Evde. Yemek yedik. Ki boşandığınız eşiniz. Onunla evet, da konuşalım biz. Konuşun. Evet. Tamam. Bir dakika. O nohutlar, o tarla ama o sırada zaten 21'den sonra siz o tarlaya gidiyorsunuz o zaman. Ablacığım evet. Nohutlara daha, değil mi? Öyle anlıyorum yani. Şimdi saat 9.30'tu. 9.30'da sonra çıktık belki de biz. Ben öyle telefona bakmadım. Bir dakika abi. Saate saat bakmadım. 9.30'tu. Ben bunun o zamanki eşiyle konuşuyordum telefonda. Tamam. Haydi güle güle canım dedi. Bana mı den kız dedim ben de. Hani şaka mahiyetinde. Yok dedi. Abini alladım pulladım dedi. Nohut beklemeye gönderiyorum dedi. Kimin ile gidiyorlar dedi. Cesi ile dedi. Yani cesur manasında kısaltarak öyle söyledi. Haydi Allah'a emanet olun dikkat edin bakayım onlar da birbirinize mukayyet olun dedi. Kadın yolladı. Saat tam 9.30'tu ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta o zaman ben kolluk kuvvetine de dedim. Görüşmelerim silinmedi. Duruyor siz, telefonumda. Siz babanızın öldüğünü abinizden mi öğrendiniz? Ben abimden öğrendim. İlk abimden duydum ben. Benim İlk duyunca size ne söyledi? Ne dedi Murat Bey size duyunca? Vallahi hatırladım galiba o dedi babam dedi. Babamız dedi. Yok Durmuş Bey ne dedi Murat size? Benim babam. Benim. Ha, evet Murat ne dedi size? Siz babanızın öldüğünü... Ben şimdi aklına kadar yalnız bak onu söyleyeyim. O şerefsiz kim yaparmış dedi. Ya buna... Ben onu hatırlıyorum. Ve abimin lafını balla keseyim. Benim şöyle bir durum var. Ben önce babam vurulduğunu da bilmiyordum. Karşıya bakarak konuşun lütfen. Ben babam vurulduğunu da bilmiyordum. Eve geldim hatta hanım da sordu. Dedi ki ne oldu bu nasıl olmuş dedi. Ben de şunu düşündüm Allah vekil. Babam hap kullanıyordu. Yani ne diyorlar ona. Her içerikte bir ilaç ya kullanıyordu. Ya onu kullandı dedim. Kalp krizi geçirdi o dedim. Ya o kadın yine dedim. Hastalığı tuttu. Babamı bu şapkada öldürdü cinnet dedim. Cinnet geçirdi demiştim. Cinnet geçirdi dedim. Benim dediğim tek şey bu. Yasemin arayıp sorabilirsiniz. Aynen böyle dedim. Peki saatler belli. Nerede olduğu belli. Şimdi ben bir çelişkili bir soruyu da sordum orada ama diyor ki benim şahitlerim var diyor. Ben diyor saat 9'da senin ya yani kocanın öldürüldüğü sen de o sırada yanındayken 8'de 9'da kahvede 9'dan sonra gidiyor nohut beklemeye gidiyor. Yani, sen diyorsun ki 8 ile işte 9 arası hadi diyelim 10'da bile olsa yine saatler tutmuyor. Mümkün değil Murat'ın ama. Öldürdüğünü nereden biliyorsun? Bana dosyalar, bunu ispat etmesini istiyorum. Nereden hayır mi? Bir bekle. Ha. Dosyalar aydınlandı mı bu Murat adına açtığımız davalar? Evet. Sen beraat etmiş. Bak sana cinsel istismarda bulunduğu olayı soruyorsan ondan beraat etmiş zaten Murat. Burada bir oyun oynanmayasın. Hangi oyun canım? Yani hastane olayında bir oyun oynanmayasın. Hangi orada hastane? Adam... Ben sana, de vardım bir dakika, kim dur, dedi? Bir dakika lütfen ne olur. Sen atılma bir şeye. Bir şeye atılma. Bir dakika ya. Ne olur anlaşılsın. Sensiz girdim oraya. Tek girdim ben. Rukiye'ciğim. Bak şunu olay söyleyeyim. Olay tek girdim. Bak cinsel istismarın belgeleri olur. O sırada fiil gerçekleşmişse bunun bazı belgeleri olur. Dolayısıyla onlar senin vücudunda bulunmamış. Sen de demişsin ki ben duş aldığım için onlar kalmamış olabilir demiş. Bir yargılama olmuş. Yılmaz Bey de rahmetinin ifadeleri alınmış. Ama sana olan o cinsel istismar davasından biz dosyalara baktık, okuduk. Tekrar o olaya dönmeyelim. Sen o nedenden dolayı kızgın olabilirsin ama beraat etmiş Murat. Şimdi Murat orada bir yani o iddiayı bir kenara bırakırsak eğer ben kocanın öldürülme meselesini sana soruyorum.
Yani saatleri belli, şahitleri belli. Şimdi köpek seni tanır mı Murat? Hayır, mümkün tamam, değil. Köpek onu tanımıyor. Dolayısıyla köpek orada dolaşıyor. Köpeğin tanıdığı, bildiği biri, havlamadığı biri. Çünkü sen köpeğin havlamasını da duymuyorsun. Onun tanıdığı biri senin kocanı öldürüyor. Murat orada olsa... Nereden böştün biçtin? Senin ifadenden biliyorum, kurban olayım ben sana. Ben senin ifadeni okudum satır satır. Senin ifadende köpeğin öyle bir havlaması yok. Köpek jandarma gelince havlıyor. Yok köpek. Ama ifade mi öyle? Sen söylüyorsun bak, evet. Ben de okudum Didem Hanım, evet. Da bunu. Köpek, duruşmadan da söylüyorsun. Köpek şansı kovdu geldi. Kimi kovdu? Evet, söylemiyorsun ama mahkemede. Kimi kovdu geldi? Bunu köpek kovdu, aşırdı, köpek karakol ama geldikten sonra. Ama ifadende öyle bir şey yok. O köpek mesele, ya yok öyle bir şey köpek senin ifadende. Köpek zaten köpek olsa neydi bu kadar? Köpeğin cinsi ne? Köpeğin cinsi ne? Çoban köpeği. Ya çoban köpeği görse o da tanımadığı birini. O kadar mı olur ya çoban köpeği? Ne kadar çoban köpeği, ne kadar? Yavruydun abi ya, elimle yetiştirdim. Bayağı böyle bir köpek dediğim adam. Ben görmedim oğlum, ben bilmiyorum. Şu kadar bir yavruydun ya köpeği, çoban köpeği. Benim gözüm bu kadar açmış. Ayakta yaklaşma bir yavru köpeği, çoban köpeğin. Isırır mı Allah? Nasıl? Yabancı adamı getir. Yabancı adamı getir. Bak o da köylü. Benim dört tane köpeğim var. Bizim de bir köpeğimiz var. Yabancı adam getirmez. Didem Hanım, evimizin dibinde komşuya bile yaklaştırmıyor yabancıyı. Özür dilerim, ne diyorsun? Evimizin dibinde komşuya alışmadı bir kere. O bize geldiği zaman sürekli haflıyorlar. Vallahi sen Ümmü'ye sataşmakla kötü yaptın. Senin açıklarını o da bulmaya başladı. Yani, ya bulsun Ümmü de bulsa. Bak Ümmü de çok akıllı kadın. Senin açıklarını bulmuş. Bence bulursa bulsun. Bence yanlış yaptın sen. Ümmü dönse dolaşsa kendi çocuğunu bulamamış ki başkasına avukatlık yapsa. Ya ben köpeğimin kimin zehirlediğini bulsun, ben çocuğumun kimin ne yaptığını bulacağım zaten. Tamam, neyin ne yapıp aynı anda konuşma. Dur aynı anda konuş. Bir dakika dur, bir dakika sakin. Avukatı var mıymış? Senin abinleş. Avukatı var, evet. Bir yargılama olmuş zaten. Duruşmalarda avukat nezaretinde bunları söylüyor değil mi? Avukatı vardı senin mahkemede, evet, değil mi? Vardı. Ablacığım şu anda bile yönlendiren avukatı, evet, vardır. Tamam. Yönlendiren başka biri varmış da duydum onu da. Nerede avukatım varmış? Seni telefonla konuştuğun biri varmış. Kim varmış? Vallahi benim yerde kulaklarım var. Ya. Evet. O duyduğun kulaklar başka türlü duymayasın. Ya Mustafa kim? Kim Mustafa? Hı? Olabilir. Yapma. Mustafa kim? Olabilir. Arkadaşım olamaz mı? Sevgilim olamaz mı? Murat anası babasını öldürdü diye sevgili aşıklık yaşamayacak mı? Murat öldürdü diye hiçbir hayat şartım olmayacak mı? Tabii olacak canım. Niye olmasın? Herkesin hayatı olur ama birinin akıllı. Kim olursa olsun vazifesi mi? Ben onun gelenle gidenini araştırırım. Mustafa niye gülelek soruyor? Mustafa Bey avukat mı? Kim? Merak et. Mustafa Bey ne iş yapıyor? Kim Musa? Mustafa Bey ne iş yapıyor? Çalışıyor. Ne iş yapar? Şeyde çalışıyor. Silifke'de. Fabrikada çalışıyor. Silifke'de. Evet. Şimdi abinle konuştuk. Bir dakika durun. Abinle konuştuk. Ahmet Bey'le konuştuk. Evet. Neler söyledi merak ediyor musun? Merak ediyorum. Tamam. Dinlemek istiyorum. Gelsin ekranlara. Kardeşim severek evlendiği adamı öldürmez. Ben kardeşimle yeni yakın yani konuşur oldum. Evvelden konuşmuyordum. Konuşma şeyim yok zaten yani. Yani normalde şöyle yani kendi emsal olmayıp da başka birinden yani bu yaşlı şeyinden gidilince onun için biraz bir can sıkısı yaptım yani. Onun için biraz can sıkısından onun için konuşmak da istemiyordum. Ha, yeni yakın abi demek ki vatandaşıyla evlilik yaptı. Ondan bir abi konuşuyorduk. İddia olarak şunu söylüyorlar, Rukiye Hanım evdeyken vurulmuş ya hani. Biz Konya tarafında olup o burada olunacak gibi bir şeyimiz olmuyor. Kardeşim peki yapmış olabilir mi abi böyle bir şey? Yok, yapmaz. Yapsa yani kardeşim yapmış olsa şöyle bir şey var. Kardeşim yapmış olsa zaten evlilik yapmaz. Yani o zaten seve seve gitti yani. Severek mi evlendi? Severek evlendiler yani. Öyle bir şeylik yani olmadı. Severek yaptılar yani gittiler. Kendi burada işte Sirifke Çatak Köyü'nde kaldılar. Ha, biz o zaman konuşmuyorduk onlarla, konuşma şeyimiz yoktu ama tabii duyduk yani vurulduğunu, şey olduğunu duyduk yani. Peki Yılmaz Bey tanıyor muydunuz? Tanıyorduk, Yılmaz Bey'i tanıyorduk. Eskiden yani bunlar hasta olduğundan şeyinden berisine gelip gidiyorlardı yani. Biliyorduk yani bir hoca olarak. Sen biraz öfkeli miydin? Benim biraderim var, benim büyüğüm, o biraz... Öykeliydim. Biraz daha sinir yani şey etti. İşte yaşlı adamla kalktı gitti. İşte dişileri vardı ama. Yani öyle şeyi vardı ha. Da biz de o zamandan berisine can sıktık. Tabii şey etmedik. Yaşlı bir adamla gitti diye olumlu görmedik yani. Şu an tek başına yaşıyor. Evet. Annemgilin yanına geliyor ayda, yılda, kurbanda zamanlarında bir gelip gidiyor annemgilin yanına işte. Ben de zaten bu öbür arkadaşla evlendikten kere şey olur oldum yani konuşur olduk azdan az. Siz
sizce kim öldürmüştür? Bilmiyoruz. Biz sadece bizim çadırımıza geldiği zamanlar bir şeylik yoktu yani. Öyle bir gele giderdin, ne bileyim, oturur yeri içer giderdin. Kendine göre bir düşmanı adamı varsa bilmiyoruz. Şu Ahmet Bey bunları söylüyor abi. Ne zamana kadar küstünüz ailenle Yılmaz Bey'le evlendiğin için? Ya onlar mesela biz Çatak, Sülükke, Çatak köyünde kalıyorduk. Annem, abim Konya'nın Karaman'ın yaylasına gidiyor. Arkasından hemen hemen varacak halimiz yok. Düğünde, bayramda bir görüşürdük. Ama hayır. Küslükleri yok yani öyle, öyle bir diyor, dargınlık. Küssüz diyor. Ya tabii ister istemez bir kişinin kardeşi 40 yaşında, 50 yaşında kendinden büyük bir kişiye gittiği için tabii onlar da bir gurur ve hasiyet için küsmüş olabilir, kırılmış olabilir. Öldürülebilir de değil mi böyle adamlar? Niye öldürülecek? Nece, suçu nece de öldürecek kızım? Kardeşlerime sor işte. Benim kardeşlerimi karalama. Bak 3 tane koca aldın, boşadın. Bunları seni orası ırgalamaz. Ben ırgalamaz. Benim kardeşimi bak, öldürdün yine. Boşadı yine azdan, öldürmedi bari. Ha, Yılmaz, Durasan, bilmem Neci, dakika, bilmem Mehmet. Şimdi bir kurban daha varmış. Ona neci içireceksin? Kızım bak be, otur. Ona neci içireceksin? Sen vazifene karış. Sen de vazifene karışacaksın. Murat, kimsenin hayatına dizilmeyeceksin. Ben Allah'ın bildiğini kulundan saklamıyorum. Tamam, bu arada mı? Az önce neye bastınız? Bir dakika Rukiye dur. Aslı neye bastınız? Neye bastınız Aslı? Yılmayacağım da bu işten. Ya sen korkmayacaksın. Korkmayacaksın. Sen korksan öldürdüğün adam başında sabaha kadar beklemezsin. Sabaha kadar. Tamam bir araya gidelim. Vasfi ile konuştuk. Araya gidelim. Arada duruyor. Duyuyor musun Rukiye? Vasfi Bey ile konuştuk. Şu yorgan meselesini bir netleştireceğiz. Ara. Ara. Türkiye nefesini tuttu. Rukiye'yi dinliyor. Bilmediğin bir yerden çıkacak üzerime gelme. 73 yaşındaki kocasını öldürmekle suçlanıyor. Kocanın telefonu neredeydi? Bu olayı karalamaya çalışma. Olay yerine İLKO gitti. Rukiye'nin köylüsünden şüphe çeken açıklamalar. Hocam alıyor diye bir ses geldi. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Alo 191 her an yanınızda. Bağımlı olma, özgür ol. Hayata yeniden başlamak senin elinde. Alo 191'i ara, bağımlılıklarından kurtul. Türkiye nefesini tuttu, Rukiye'yi dinliyor. Bilmediğin bir yerden çıkacak üzerime gelme. 73 yaşındaki kocasını öldürmekle suçlanıyor. Kocanın telefonu neredeydi? Bu olayı karalamaya çalışma. Olay yerine İLKO gitti. Rukiye'nin köylüsünden şüphe çeken açıklamalar. Hocam alıyor diye bir ses geldi. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Sevgili seyirciler, Vazgeçme programında burada bu platformda birçok acıya tanıklık ediyorsunuz ama devam ediyoruz programa bu arada ve yaşanabilecek en büyük acı nedir diye size sormak istiyorum. İşte düşüncesine bile tahammül edemediğimiz o acıyı yaşayan insanların hayatı tutunma hikayesini anlatan bir dizi başlayacak bu akşam. Show TV'de saat 8'de ekranlarınıza gelecek ama bir umut hikayesi, kayadan fışkıran o çiçeğin hikayesi. O insanlar yaşanabilecek en büyük acıyı yaşadılar ve bu acıyla bile yaşamayı öğrendiler. Zor oldu. Bazen birbirleriyle savaşarak, bazen birbirlerine tutunarak yaptılar bunu. Ama ayakta kalmayı başardılar. Bu insanlar bunu yaptılarsa siz de yapabilirsiniz diyen bir dizi başlıyor bu akşam. Başarabilirsiniz diyen bir dizi. Dizi en zor olan acıyla bile yaşanabileceğini göstermeye çalıştığı için hikaye başta biraz sert gelebilir size. Hatta bu dizinin başlangıç bölümünde de bir süreçte de ben de yer aldım. Çok sert gelebilir size. Fakat bu dizi çok şey tartıştıracak hepimize, size, bize, buradaki konuklarıma da. Özellikle de anne babalıkla ilgili. Mesela şunu gördük dizinin ilk fragmanında. Fragmanlar yayınlandı. Bir suç varsa mutlaka bir de suçlu var demektir. Ya suçu işleyen masumiyetin ta kendisi ise
bir çocuksa kimdir o zaman suçlu? Hangimiz? Hepimiz mi? Yoksa hepimiz mi suçluyuz? Bir sonraki tanıtımında da cevabın ne olduğunu söylemediler ama bütün çocuklar masumdur diyerek ne olmadığını söylediler. Çünkü bir çocuk suçlu olamaz. Türk Ceza Kanunu'nda suçlu çocuk yoktur. Suça sürüklenen çocuk vardır. Dizide de bu ilkeden yola çıkıldı. Başroldeki çocuğu böyle bir suça sürükleyen ne oldu? Anne babası bunu engellemek için ne yapmalıydılar? Daha doğrusu neleri yapmamalıydılar? Peki siz o çocuğun anne babasını pişmanlığa sürükleyecek şeylerin ne kadarını yapıyorsunuz? Dedim ya, çok şey tartıştıracak bize. Birçok şeyle bizi yüzleştirecek belki de. Mükemmel anne baba olmak mümkün değil. Biz bu programlarda da bunu görüyoruz ama çocuklarımızdan vicdanlı insanlar yaratmak bize bağlı, bizlere bağlı, sizlere bağlı. Her ne olursa olsun kimsenin çocuğunun ayağına taş değmesin. Bütün çocukların yolları açık olsun. Gerçekten çok özel bir dizi. Saat 8'de çok da güçlü bir kadrosu var. Ben de heyecanla izleyeceğim. Saat 8'de ekran başında birlikte olacağız. Bu programda da o acılara tanıklık ediyoruz. Suça sürüklenen çocukları da görüyoruz. Ama ben hep şunu söylüyorum. Bir çocuk eğer böyle tavırlar sergiliyorsa sorumlusu bence bizleriz. Tabii. Anne babalar. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Şimdi Yılmaz Bey'in Mersin Silifke'de 2012 yılında Yılmaz Bey'in başında ne geldi bunu konuşacağız. Şimdi biraz çok sert bir bölümle araya gittik. Ben herkesten sükunetini korumasını rica ediyorum. Şimdi Mercan, ne olur senden çok rica ediyorum. Rukiye, lütfen Gülüm, senden de rica ediyorum. Erkekleri biraz dışarıda bekletiyorum. Şimdi bir tane tanık buraya gelecek. Ama şunu biz konuştuk. Bir yorgan meselesi vardı. Şimdi az önce bir şeyden bahsetti. O yorgan meselesine geçmeden önce onunla devam edeyim dedim ama aslında ben onu daha sonra, daha planlı olarak, programlı olarak gelecek ifadelerde de var. Şimdi senin kızın, şu anda Yılmaz Bey'den olan kızın, neydi? Nur Sultan. O zamanlar işte verdiği ifadelerde falan. Demiş ki, Mercan ondan bahsetti. Benim, arkadaşlar altta yazabilirsiniz. Benim bir genç babam vardı, bir de yaşlı babam vardı. Olabilir. Yaşlı babası kim? Yaşlı babası Yılmaz Kılıç. Genç babası kim? Genç babası, hayatta çocuğumun babası. Hayır, o zaman daha yani senin hayatın... Ya bir yere dağıtmaya çalışma Nidem Hanım. Ama olayı. Çocuk söylemiş. Bak, olaylara bir şabuk geçersin. Çocuk ben söylemiş. Daha sakin. Geleceğim, daha geleceğim sakin. Uğraşacağım, çıkacağım. Olaylara sakinlikle bir geç. Beni döndürüp dolaştırıp aynı makaraya sarma. Ben sarıldığım kadar sarılmışım. Ama çocuk söylemiş. Çocuk söylemiş bunu. Ben çocuğu tanımıyorum. Çocuk, senin kızın. Mersin devlet yurdunda. Ama çocuk o zaman ifadesi alınmış. Benim çocuğum ilgilendirmiyor şu an. Benim ortada ben şunu bir merak ediyorum. O zaman hayatında biri var mıydı? İşte ortada acaba biri bir katil var. Bu katilin çıkmasını istiyorum. Benim çocuğum ilgilendirmiyor. O kişi acaba senin hayatında olan kişi. Hayır. De sen korkuyor musun? Hayır. Söylemiyor musun? Hayır. Hayır. Katil içeride. Sen dedin ki katil içeride. İçerideydi katil dedin. Öyle katil mi? Katil evin içinde. Yani ani çevreyi bilen, dağ taşı. Yürüyle gezen ya birisi. Ya Rukiye, sen söylüyorsun, sonra diyorsun Didem böyle yapıyorsun. Şimdi dedin ki katil evin içinde. Bu Nidem Hanım, senin getiremeyeceğin bir şey yok. Niye benim o taraflar gelmiyor? Ben buna merak ya ediyorum. Ya dedim ki Rukiye. Ya eve gidilmeyecek bir şey yok bu. Senin Nidem evinin anahtarına, senin ailenden biri olmadan biz giremeyiz. Suç. Ben suçu işleyemem. Kusura bakma, suç işlemem senin için yani. Ben senin suç annen... mu işledim yani? Hayır, ben suç işlemem. Ben senin ailenden biri orada olmazsa, ben içeri girersem suç işledim. Değil mi Orhan ya Bey? Bu bayan gidelim 3 gün oldu. Ama senin haneye annen... Haneye tecavüz olur. Haneye tecavüz olur. Çok büyük suçu var. Ben o suçu kusura bakma işleyemem yani. Ama şu yorgan meselesi... Aynı şey, ben şunu söyleyeyim. Ben de sinirlendim. Tamam dur bak. O meseleye geleceğim, döneceğim ama ben o meseleyi unutmadım. Geleceğim ona da. Ben şu yorgan meselesinden de... Sen de merak ediyorsun. Minibüsçü vasfi ne dedi diyorsun değil mi? Evet. Şimdi Allah aşkına sen diyorsun ki benim dışarıda ben tuvaletimi yapıyordum. İçeri geldim. Ondan sonra kocamın öldü, ya daha kocamın işte başında bir şey, yani korkarak sarıldım. Alttan böyle baktım, elim kan oldu. Hiç daha sonra üzerine bir şey çekmedim diyorsun. O yorganı sen çekmedin mi? Nasıl? Vasfi çekti diyorsun yorganı. Doğru mu? Vasfi karakol geldiğinde Vasfi o beyni dağılmış durumda. Hı. Ben dedi bundan korkarım dedi. Adam çekti. Bunun gerçeği, Allah korkusu varsa, kitap korkusu varsa o da doğruyu konuşsun. Bak ne diyor Vasfi? Dinle sen de Vasfi'yi dinle. Bak karşıda dinle. Olay yerine ilk o gitti. Eve gittiğimizde lamba yanıyordu. Ben minibüsçü olarak erken yatmıştım. 11.25'te jandarma uyandırdı. Dedi bir olay yerine gidip gelelim. Olay yeri pardon. Yılmaz amcanın oraya gidip gelelim. Kavga ihbarı geldi. 1.25'te Durmuş dayı aradım. Büyüğüm oğlu dayı diyorum. İlk tabii gören, kapıyı açtım ve baktım kocanın kafa malum.
Jandarmaya dedim gelin. Hatta arkadaşım biraz baygınlık içindi jandarmanın. Ondan sonra üstü örtük, ışık yanıyordu. Işığın şapkana jandarma aç kapıyı diye bağırdı başçavuşumuz. Kocam Ali yok diye bir ses geldi. Biz de içeri girdiğimizde kadın kucağında çocuğu, kadının sağ bacağı kocanın kafasının içindeydi. Kocanın sol kolu bu şekildeydi. Öyle gördüm. Ha üstü örtüktü. Şalfarı gömleğe artı giyikti yani koca. Ondan sonra dışarı çıktık, olay yeri gelene kadar onu bunu aradık. Kadını aldım. Dedim gene nasıl oldu bu olay anlat bakayım. Başçavuş anlattı, ben anlattırdım. Bu şekilde duvara yaslandı. Bu şekilde duvara yaslandı. Ben burçtaydım. Ayak yoluna çıkmıştım. Bir tang diye ses duydum. Koca kalk mı geldi, avcılar mı geldi diye bağırarak vardım ki kocamın kafası yok. Nasıl yok? Dedim ya böyle böyle senin üstünde kan yok. Çocuk neredeydi? Burada yatıyordu. Kolu ondan böyleydi. Çocukta niye kan yok deyince üzerini değiştim. Ben sonra meydan ateşi yaktım. Gelen giden olmaya başladı abi. Orada ısıtır kana üşüdü. Hala üşüyordu. Bir bettane istedim jandarmadan. Oradan al dediler. Aldım. Dolarken baktım ki kocanın parçaları, kemik parçaları, kan parçaları, belki de beyin parçaları da vardı. Doladım. Ondan sonra olay yeri geldi. Biz zaten uzaklaştırdılar. Girdik içeriye. Kapıdan sığmayınca birazcık yıkmak zorunda kaldık. Çadırın kapı sesini diyelim. Dışarı traktörü koyduk. Eski kayına dedi gene durun bekleyin. Bir bıçaktır, kesedir bir şey getirdi. Cenazenin üstüne bu usuldür konacaktır. Ondan sonra devam ettik. O sırada Rukiye'de dikkatinizi çeken şeyler nelerdi? Gayet soğukkanlıydı. Soğukkanlı bir şekilde yani başka biri olsa kafayı yiyirdi orada. Erkek olsa bile yani duramazdı o şekilde diye düşünüyorum. Bayağı bir sabır işi o. Soğukkanlı kişi. İlla ki içeriden vurulup gülmez dayı. İlla ki o kadının barınağı vardı diye düşünüyorum. Niye? Ya kapıdan geçen adam görmez mi? İlla ki görür. Sürtünerek geçer çünkü. Durduğu yer ile kapı bitişikti. Rukiye Hanım hakkında ne söyleyebilirsiniz? Daha önce Silivke'de ikamet ediyorlardı. Telefon açtı ben minibüsçü olunca gel bizi köye götür. Götürmeye geldiğimizde çorba içelim ondan sonra devam edelim dedi rahmetlik. Çorba içerken bir hareketler oldu arabanın içinde canlılık. İnmek istemedi, silip köye gitmek istemedi Rukiye Hanım. Sonra giderken yine bir şeyler yaptı ben arabayı kullanıyorum. Cama tepme vurdu ön cama. Ne bileyim ben onun sarası olduğunu, saralıymış, cam çerçeve indirecekti arabanın. Sağa çektim, oğlum durdur şunu verelim karakola kurtulalım, o da kurtulsun ben de kurtulayım dediğini biliyorum. Ve tamam koca düzeleceğim, bir şey yapmayacağım dedi, köye indirdik, ondan sonra görmedim. Hasta olup da oraya köye gelip kaldığını, ondan sonra oraya yerleştiğini hep ben böyle minibüsle gidip gelirken gördüm. Evet. Evet. Yorganı sen çekmişsin öyle diyor. Hayır. İnkar ediyor. Korkusundan inkar ediyor. Ayaktaymış. Kim? Bak biz eşim mi ayaktaymış? Evet. Öyle diyor. Yani sen öyle anlatmışsın. Ben tanımam ki Vasfi böyle. Dedin ya röportaj Silifkeliler konuşun konuşun. Çatakköylüler konuşun konuşun konuştular. Rukiye'cim. Hani başka neye çıkmıyor? Bir kişi mi çıkıyor bu Çatakköy'den? Çıkacaktır ya. Çıkacak yaptık yaptık. Başka röportajlar da yaptık. Sırayla hazır hepsini hazırlıyoruz. Şimdi neye bakıyorsun? Eve bakıyorum. Bakıp ne görüyorsun? Evi görüyorum. Rukiye'cim, şimdi birincisi o yorganı kim örttü? Kendisi örttü de beladan uzak durayım diye kıvırıyor söyleme sahiptir. Nasıl niye bir bela olabilir ki yani yorganı örttü? Şimdi, bunlar Didem biraz... Hanım, babamın vurulan yer kafası. Buraya kadar tamamız değil mi? Adamı kelleştirse bu yara kelleştirecek. Adamın sağlam bölgesi niye adamı kelleştirsin? Yorgan buraya kadar çekiyor. Adam zaten örtündü yat dedin yorgana. Mantık olarak bu yorgan örtülse... Biri kafayı ondan kapatır. Biri örtse kafasını örter. Çünkü aynen. Görünce insanlar kötü oluyor diye. Kimse benim babama jandarma gelmeden elini sürmedi. Ben buna adım gibi eminim. Ya, çünkü mantık olarak yanlış, etik olarak yanlış, etik değil. Orhan Bey ben size bir şey sormak istiyordum. Az önce ben şu anda unuttum. Buradan devam edeceğim ama bu konuyla ilgiliyse evet, sor. Yani bununla ilgili bu konuda kalmam anda, lazım. Şu anda devam eden Didem Hanım ben Orhan Bey az önce VTR'ye geçerken bir şey soracaktım şu an unuttum. VTR'yi ben bir daha ekranlara getireceğim. Şimdi bak dün olay yeri inceleme ekiplerinin raporunda da var. Tavanda sıçrama şeyleri var. Duvarda da sıçrama kanlar sıçramış. Evet. Bak sıçramış. Sen diyorsun ki ben dokunularak oralara şey yaptım evet. Diye. Sıçramış böyle. Yani evet. Rahmetlinin Allah ya nasıl söyleyeyim. Yani tarif de edemiyorum. Çok üzücü bir şey. Evet. Üzücü değil mi?
Üzücü yani. Ben çok üzüldüğüm için üzülmez oldum. Gerçeğe ulaşacağıma hissettim. İnşallah, inşallah. Üzülmüyorum. Fışkırmış her yeri. Yani tavana, duvarları falan fışkırmış. Değil mi? Adamcağız ayaktaymış. Şimdi sen ilk olay olduğunda da ayakta olduğunu söylemişsin. Didem Hanım döndürüp dolaştırıp aynı ortama girmeyelim. Ama öyle söylüyorlar. Girmeyelim. Konuştuğumuz herkes onu söylüyor. Aynı ortama girmeyelim. Döndürüp dolaştırıp delilleri kaybetmeye çalışmayalım. Delillerin ilerisine gidelim. Biz ilerisine aydınlatalım. Biz ilerisine gidelim. İlerisi neresi? İlerisine gideceğiz. Bu niye oldu ne bitti? Şu silah meselesine geleceğim. Bu silah nerede? Niye bulunmuyor? Bu geleceğim i̇şte seni söyleyeceksin onu. Ben röportajı... Ben öldürsem yatarlıya koyacağım evin önüne. Ya da evimin yatağının arasına sen, koyacağım. Peki o kadar saf mısın sen? Saf o civarda silah bırakacak kadar saf mısın? Şimdi Mercan bak uzatma bir şey. Bak üzerime gelme uzatma. Bunu sen biliyorsun. Adım Rukiye olduğunu nasıl biliyorsun? Bunu bir gün bak. Dinle. Heh. Bir gün gidip o dağların karabuzu eriyecek bu silahı. Gel. Bulup geleceğim silahı bana. Bak kocanın yolun diyeyim bulup geleceğim bu silahı. Bul gel şu silahı bana. Babanın yolun diyeyim gidip bulup geleceğim senin de bak yüzünü Rukiye, kale çıkarırım. Rukiye, Mercan, Vasfi Bey telefon hattındaymış. Az önce konuştuğumuz evet. Vasfi Bey telefon hattındaymış. Evet. Vasfi Bey hatta mısınız? Evet. Biraz nasıl sesi nasıl duyuyorsunuz? Biraz düşük. Sesi az duyuyoruz. Biraz da. Asmi Bey hızlı konuş. Gerçekleri konuş. Birincisi Vasfi Bey siz... Korkudan çekinler konuşma. Burası bir devlet dairesi. Hızlı bir şekilde konuş. Gerçeğe doğruyu doğru konuş. Karalama ben, kimseyi. Ben Allah canımı verdi canımı alırsa korusun. Bak iki tekerli üç tekerli. Bir dakika Rukiye. Rukiye. Bir şey söyleyeceğim. Müsaade edersen soru soracağım. O da gerçekleri doğrusu, söyleyecek. Hızlı bir şekilde konuşun. Bağırma. Hızlı bir yüksek sesle konuş Vasfi Bey. Vasfi Bey siz içeri girdiğinizde yorgan çekili miydi? Birinci soru. Mustafa Yüce var. Karakol komutanımız. Ona da bağlanıp sorabilirsiniz. Çelesine kadar mı çekiliydi Vasfi Bey? Çekiliydi. Peki, çelesine kadar. Zaten örtülüydün hocanın üzerinde. Yok ama sen dedin ki bize Vasfi Bey örtü dedi. Vasfi Bey ben korkarım. Beyni dağılmış bu vaziyette. Bu kocanın dedi havu çekti. Ben elleme dedim. Bir dakika. Dediniz mi? Orada Yusuf Aslıbay dedi gene ben kellestim dedi. Mustafa Yüce komutanımız dedi gene gidin şu arabayı getirin abi şoförüsün dedi. Yani biz, şunu yani siz içeri girdiğinizde üzeri örtülüydü doğru mu? Doğru. O zaman sen örttün. Kafası açıktı değil mi Vasfi abi? Kafası açık mı? Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi bir de size anlatmış demiş ki o sırada duvara dayandı Yılmaz dayı öyle mi? Tapiket yaptığı zaman dışarı çıktı. Ne ördün? Nereden geldin? Nereden gittin? Anlat bakalım. Aynısını canlı canlı anlattı bana. Ne dedi size? Bir daha söyler misiniz? Bana söyledi. Dışarıya ayak yoluna çıktım. Karı kantana yapma. Ses yapma. Ben iki gündür orucumu tutamıyorum. Sabah sahura kalkacağım. Ses yapmadan yat. Sen de gevelelik yapma. Önüne yat. Ben tuvalete çıkacağım dedi. Dedim dedi. Dışarı çıktı. Duvara yaslandı. Anlattım sana ses. Avucuma geldi. Koca kalk da bir bak deyince var dedim. Kocamın kafası yok dedi. Ben de dedim ya nasıl görmezsen buradan çıkan adamı dedim. Vasfi abi. İçeriden vurdu. 20 numara 20 numara fişek vardı orada. Kırmızı. Vasfi abi gelir gelmez kafasına baktığını mı söyledi size de? Nasıl? He, koca kalk deyince bak dedim de kocamın kafası yok dedi. Demek havası ki Lokus gayet şey. Aydınlık yanıyormuş Didem Hanım. Lokus gayet aydınlık yanıyormuş. Ya lamba yanıyor zaten ifadelerinde de var. Var yanıyor lamba yanıyor gayet, diye bir şey değil. Gayet aydınlık yanıyor değil mi Masfi abi? Şimdi bak dinle. Biz depeye geldiğimizde köpek de var. Ağanın önünden geldi. Evin ışığı yanıyordu. Lokus yanıyordu. Biz jandarma aç kapıyı deyince bağırınca jandarma ışığı söndürdü. Biz de vardık. Depe lambasını yaktık. Ondan sonra Lokus bitti dedi bize. Biz de Lokus yanında Lokus yandı. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ama Vasfi Bey siz Cuma günü buraya geleceksiniz diye bu biliyorum. Olay döner dolaşır aydınlarsa hakaret davasından kurtulamam Vasfi Bey. Bir de bak Vasfi Bey şunu söylüyor Rukiye. Hikaye bir avuca öldürürüm o zaman senin ben. Rukiye. Bir de şunu söylüyor. Yani dışarıdan gelip yani içeriden birini vurmuş olması lazım. Hayır, sen de katil içeride hayır. Dedin ya az önce. Hayır katil içeride. Didem Hanım adam şunu bile. Söyledi biliyor musun? Bir dakika biz öteden gelirken. Bir dakika diyor. Bir saniye. Biz öteden çıktık. Lokus yanıyordu. Biz eve yaklaşınca Lokus'u kapattı. Ondan sonra Lokus'u niye söndürdün? Lokus bitti. Biz depe lambasını yaktık. Lokus'u yaktık. Lokus yandı diyor. Hani bitikti demiş Assubay'da. Cevap yok.
Ya bitik de olabilir, söndürmüş de ben olabilir. Ben öyle anda, olduğunu hatırlıyorum gibi anda, bir şey söylüyorum. O anda bitmiş de olabilir. Kadar, bak, o saate kadar. Bir konuştum öyle, da bir dinle, dinle. O adamlar gelirken niye kapatıyor? Bir dinle, konuştum. Düzgün söndürmüş konuş. De olabilirim. Neden? Kapatmış da olabilirim. Neden? Çünkü neden? Ortada bir cenaze var. Karnım neden? İşte cenazenin yanında insan niye kapatır? Karanlıkta kalmayan açılsa işaret eder. Nasıl karanlıkta kalmayacağım? Ya o anda belki dengem yerinde değildin. Allah Allah. Ama öyle demiyor. Soğukkanlıydı diyor. Dengen yerinde. Bir dakika Mercan, Mercan bir dakika. Vasfi Bey bir dakika. Vasfi Bey soğukkanlı mıydı? Nasıldı o sırada? Soğukkanlıydı ablam. Kocam öldürmüşler dedi. Kucağıma çocuk oturuyordu. Sağ bacağı kocanın kafasının üzerindeydi bu kadının. Sağ bacağı? Ne? Sağ bacağı kadının. Ya kadının sağ bacağı. Bir dakika anlamak istiyorum. Bir saniye, anlamak istiyorum. Dilini biraz düzel, güzel, kibar, devlet memuru gibi konuşmayı bak, becer biraz. Ben bir şey anlamıyorum. Bir dakika ben de anlamadım. Ben şunu anlamadım. Bana bir daha söyler misin? Bacağı neredeydi Rukiye'nin? Sağ bacağı Bağdaş Kuruk oturuyordu kadın. Ben vardığım zaman Ender'e hepsini anlatırım. Kocanın başının üzerindeydi. Yani çanak şeklindeydi o zaten kocanın kafası. Anlamadım ne demek istiyorsun? Bağdaş Yılma... kurmuş yerde oturuyordu. Sağ bacağı da başının üzerindeydi diyor. Doğru mu anladım? Nedir nasıl oluyor Yılmaz bu iş Yılmaz Bey ya? Yerde yatıyor. Kartlı kava üzerinde diyor. Bu bile benim delili karar. Bana bir tarif edin ben anlamadım. Yüksek müsaadenizle tarif edeyim mi? Lütfen adamın tabii. Anlattığından. Vasfi abi izliyorsun değil mi televizyonu? İzliyorum seni göstersin. Ha beni gösterin. Babam şöyle yatıyor. Şöyle ha. Mesel. Bu kadın Bağdaş bizim orada şöyle olur. Otur. Herkes oturuyor ben ayağımı çıkartayım saygısızlık. Şöyle çocuk oturuyormuş. Ayağını da şöyle uzatmış babamın başucuna. Kameram arkadaşım gelsene sen ya Fatih. Bu tarafa gel bir bozma. Ya ayakkabı çıkamam. Ya bir gelsin gelsin gel Fatih. Ayağında cizme vardı bekle, değil mi Vasfi bekle, abi? Bir bekle bir bekle. Vasfi dur gel Vasfi. Görüyor musun şu anda Aslı? Hala görmüyorsun. Gel canım gel canım. Gel gel. Hadi yardım edeyim sana gel. Çek memur benim çek. Geç bunu atacağı istiyorum bu kamerayı bir daha. Ver kabloyu geç oraya. Geç oraya abi. Geç. Gör karşıdan. Geç. Tamam. Çek. Görüyor musun? Görüyorum. Tamam. Heh. Tamam. Dikkat. Otur. Görünmesin bir yerin. Şimdi anlat bana. Heh. Vasfi abi. Efendim? Ayağında da cizme duruyordu değil mi? Cizme de mavi mi yeşil mi bir ayakkabı. Şimdi ayağı uzanmış böyle. O ha, ayağı bak babanın. Bak böyle bu şekil. Babam şurada yatıyordu. Bu böyle bir bacağı altına bükük bir bacağı. Ondan bak şu anda Mercan'ı ben görüyorum da sağ bacağı öyle değil. Aynı öbürüydü Bağdaş Kuruklu dizi kocanın kafasının üstündeydi. Ha bak dizi. Böyleymiş dizi ha. Babamın kafasına değiyormuş. Ha, doğru mu abi? Aynen öyleydi. Dizi şu dizi kafasına mı değiyor? Sağ dizi. Aa. Evet. Allah Allah niye öyle demek, peki? Doğru demek... mu abi böyle? Ne demek bu ya? Bacağım uzanık değildi bak. O biliyor bak dedim yani. Bacağın gibi. Tamam. Asfi de biliyor. Sen geldiğinde ayağında şey mi vardı abi? Ayakkabı mı vardı? Evet mavi mi yeşil mi ayakkabı vardı. O cizme işinde benim bilgim yok bak. Şimdi çizme yok o zaman. Ben geldiğimde çizme vardı. Ben saat 3'te geldim. Bu şekildeydi sağ bacağı kocanın kafasını. Aşağı gör kameraman arkadaşım. Aşağı gör. Ha böyle. Görüyorum net görüyorum. Aa böyleyim. Bak Vasfi bir yerde bir şey aydınlattı. Ha. Plastik ayakkabı doğru ayağım dedin. Ama tamam. Bu cizmede kan konusu eşimin koltuğu yerde kalıyordu. Adam geçe kesilmiş, davar kesilmiş olayı. Bak bunlar delilleri karartmak. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Diyor, bak, keçiyi sen keçiyi diyor. Ne zaman kestin? Keçiyi kesen onu o kan. Onu ben söyledim. Yani o kan kurur ya. Onu ben söyledim. Onu Orhan Bey söyledi. Keçimi kesin sonra falan dedi, dedim. Kulağı kesilir dedim bilmem ne yapar dedim onu tamam yapar. Tamam da cizmede kan ver deyince ben de dedim ya, ki kan ben olsa, daha da çoban. Kan olsa yani kurban da kesiyoruz hepimiz yakınlarımız kesiyor. Kan olsa bulaysa o kurur. Rengi siyah olur anlaşılmaz kan diyordun ya kan mı? Kandı Didem Hanım. Yani taze kan yani. Evet. Hem de böyle var ya hani o lüksün olduğu yerde şey vardı. Bir tane leğenin içine tabak çanak yıkamış koymuş. Onun yüzüne beyinle kan karışık sıçrayıktı. Cizmesinin yüzündeki de aynıydı. Tamam mı dışarıdan ateş atılmış ki. Sen de yanındaymışsın ki. Ateş dışarıdan. Evet. Tamam, ben gerilmiyorum bak ben gerilmiyorum. Önemli bir tanık ateş, var. Yo, ben de tamam bekleyin. Ayağı bak bekleyin. Bekle. Şu memuru gözüne. Durasan kim? Senin ikinci kocan. Babası. İkinci kocan. Evet. Durasan'ı biz niye çağıracağız? Çağırın. Sence niye çağıracağız? Çağır ya. Didem Hanım. Çiğ yutmadım karnımı ağrıttın. Tamam otur oraya ben tamam. Ben bir su alabilir miyim Didem Hanım? Su verelim hemen.
Şuraya. Zuhal sen sandalyeye getir. Seda da suyu versin. Burada oturabilir Duran. Benim gel. İçin sıkıntı yok. Yok yok. Ha? Benim için sıkıntı yok. Yanımda durabilir. Öyle mi dursun? Duran sen ne koyalım şöyle belki orada nasıl oturmak isterse. Ama orada da oturabilir. Duran sen nerede? Durasan mı geliyor? Gelsin. Gelsin mi? Ben Durasan'a çıkıyorum. Şimdi Didem Hanım. Gelsin. Durasan gelsin. Ahmet gelsin. Mehmet gelsin. Bir dakika bir şey yapıyor. Bir şey yapacak. Delilleri karartmaya çalışmasınlar. Bir, dur, bir bekle bak. Bir şey yapacak. Ben de oturayım bari. Heh. Evet. Al. Ne o? Sıçramadı. Buradan betona döksem sıçrar belki ama burası sıçramadı. Böyle dökünce aha. Hani ince ince etrafa sıçrar ya. Evet. Aynı öyle ben o tabakların hayır, şeye sıçramıştı diyorsun. Tabakların bak aşağı evet, sıçramıştı. O tabakların diyor. Çanakların yüzündeki aha. Kanlı, ala kanlı, ala beyinli şey sıçramıştı. Ama yani şey kırmızıydı renk kırmızı yani. Kırmızı tabii siyah çizmenin üstünde. Tamam neyse bir şey o kadar detay vermeyelim. Şimdi ben Yılmaz'ı çağırayım. Yılmaz dedim. Aa Burası Allah rahmet eylesin. Sen uysana. Hayır ruhu burada mı acaba? Allah rahmet eylesin. Demek yani. Ki o ruhu benimle işliyor. Emin değilim seni yani. Seni konuşturdu son kez. Emin anladım. Değilim yani ruhu acaba bir an önce aydınlatın ben ruhu huzura mı ereyim diyor. Ben bak beni ya ruhu demek ben beni huzura mı kavuştur diyor. Konuş gerçekten diyor ruhu demek ki ne? Hani bir şey diyeceğim de olmayacak şimdi. Durasan'ı bir çağıralım. Gelsin Durasan. İkinci kocası. Senin kaç kocan oldu ya? Mercan'a kızdın o kadar da. Üç koca dedin. Seninki maşallah dördüncüye gidiyorsun. Selamun aleyküm. Neyse aleyküm selam. İstersen böyle de oturabilirsin. Fark etmez. O zaman alalım bunu. Gel arada ben kullanayım. Gelme. Güzel sevdim onu. Otursun ben arada otururum. Şimdi arkadaşlar biz dün dedik ki herkes bir kroki çizsin. Yani daha doğrusu ev nerede, ne yapıyor, nerede evet, duruyor evet. Falan filan vesaire. Sonra Durasan sen ne yaptın? Çok şükür. Dur çok şükür de sen de evi bize bir çizdin. Evet ben Murat abinin şeyine göre çizdim yani. Öyle değil. Nasıl? Murat abiye göre değil. Sen evi görmüş gibi çizdin. Gorgut tane Murat abinin şeyine göre çizdim ben de. Murat abi çizdi ya ben de ona sen göre çizdim. Sen oraya gittin mi gitmedin mi? Delil bulmuşsunuz yengeleri de. Bu delil sizi kurtarmaz. O delilin aklı başında. Çizdi. Dur bir dakika dur canım o şeyin Durasan'ın çizdiği. Biz herkese dedik ki ben şunu merak ettim. Şimdi ben herkes ben anlatıyor. Bak herkes bir şey anlatıyor. Ben dedim ki Mercan da çizsin evi. Rukiye de çizsin. Murat da çizsin derken. Durasan da orada. Durasan da çizmeye başlamış sevgili izleyiciler. Oturmuş rahmetlinin evini, Rukiye'nin evini çizmiş. Evet, orada ben de şöyle bir müdahalede bulundum. Sen ne çiziyorsun lan? Sen de gördün mü dedim. Sen gördün mü evi yoksa kocayı sen mi vurdun dedim. Demedim mi sana dedim. Dedin. Bir getirelim ekranlara ne çizdi? Gelsin ekranlara. Didem Hanım şuraya dur, otur. Önce bak bir dakika dur bekle. Gel yanıma Durasan. Şimdi bak. Kimin evini çizmiş? Bir dakika Nidem senin Hanım, evini sıra. Çizdi. Didem Hanım senin evini çizdi. Gülüm. Durasan'ı da kapıyı. Yapman olaydı bak. Bak. Orada ocak Durasan'ı olduğunu. Bir dakika dur. Bak. Beni konuş. Ya durur musun bir saniye lütfen. Şerinizden herkes korkuyor. Şimdi bu normalde Durasan'ın çizdiği. Biz bunu düzenli hale getirdik. Bu Durasan'ın çizdiği. Bak Durasan orada ocak olduğunu biliyorsun. Evet. Durasan orada şey olduğunu da biliyorsun. Ne bu kaplık mı? Evet. Detay bak dış kapının nerede olduğunu biliyorsun. İç kapının nerede olduğunu biliyorsun. Ocağı biliyorsun. Kaplığı biliyorsun. Sen bunları Durasan. Ben bunları Murat abi çizdi. Ben de hadi canım ben evet, de inanayım mı? Evet Murat geç abi. Oraya geç. Murat sen oraya gitmişsin. Gitmedim, sen oraya hayır. Gitmişsin. Hayır gitmedim. Sen oraya gitmişsin o eve. Sen ne zaman gitti acaba? Ben vallahi gitmediğim yere Murat'ın dediğine göre çizsem ben bu kadar ocağı çizemem. İç kapıyı Murat'ın çizemem. Çizdiği çizime göre ben de çizdim yani. Kim vardı arkadaşlar o sırada çizimler yapılırken yanında kim vardı? Bizim ekip Doğan'ı çağıralım haber müdürümüz hemen anlatsın bize çok acil gelsin lütfen. Çiziler doğru çıksın Nurasen yanacaksın bak onların yüzüne. Herkes yanacağı yeri bilir zaten. Kim? Belki de senin yüzüne yanacak öyle değil mi Nurasen? Kim? Yok ben yanacağım hiçbir şey benim hiçbir şeyim yok. Durasan yakarsa bu yakacak Durasan'ı seni. Durasan'ı yakarsanız siz yakacaksınız. Beni kimse yakamaz. Niye gülüyorsun Durasan'ı görünce? Ben gayet kendimden eminim. Beni kimse yakamaz. Durasan'ı görünce niye gülüyorsun sen? Hayır. Durasan'ı suç... Durasan seni görünce niye gülüyorsun? Durasan'ı suç... Bak bir şey diyeceğim Meryem bir saniye sakin olur musun? Ben sakinim. Durasan'ı suç ortağı olarak kıvrandırma. Durasan'da bir yıldan sonra görüştüm. Görüştüğüm günü de ben memuru açıklamışım. Hiç korkum da yok, çekincemem de yok. Durasan'a atılan suçlamayı da kabul etmiyorum. Temmuz ayında vuruluyor. Ekim ayı gibi. Dinle bak bir şey söyleyeceğim. Sonra... 23 Temmuz'da vuruluyor bu evet. Adamcağız. Ne zaman size evlendiniz? 2016 yılında. Hı? 2016 yılında nikahımız kırıldı. 2016 yılında. Dini nikah ne zaman kırıldı? Dini nikah gibi bir şey yok ya. Ne zaman tanıştınız bir araya geldiniz onu bana söyle. Yaklaşık bir yıl sonra.
Bir yıl sonra. Öldükten bir yıl sonra. Evet. Ne zaman tanıştın? Ne zaman bir araya geldiniz? Haziran, Temmuz ayı gibi falandı. Ya Allah aşkına orada şeyi bile biliyorsun. Buray sen kapların, kapların konulduğu bölmeyi bile biliyorsun. Murat onu söylemeden kapların olduğu bölmeyi sen nasıl çizersin? Murat abi çizdikten sonra ben çizdim. Murat abi çizerken kaplık diye yazdı mı? Kendi yok kaplık çizdiğini falan diye kendisi belirtti zaten. Ha, söyledi sen söyledim, de oradan hafızanda evet. Tuttun evet. Bunu resmet. Evet. Doğanay'a bir mikrofon verelim. Var mı mikrofon? Doğanay var mı mikrofonu? Gel gel. Doğanay yanıma gel. Ver gel. Var mikrofon? Verelim. Doğanay'ın çiçekli maskesi çok güzel. Maske, maskesine ben de aşık oldum. Gidecek. Gerçekten. Doğanay Silifke'ye gidecek merak etme sen. Güllü. Doğanay evet, bir dakika bize bir anlatır mısın? Benim gözüme kapıldı. Tamam Doğanay bir anlatsın Doğanay söyler misin canım? Öncelikle biz de sizin de dediğiniz gibi Rukiye Hanım'a gösterdik. O çizdi. Daha sonra Mercan Hanım'la Murat Bey'in yanına gittik. O sırada Durasan Bey de vardı. Şöyle nasıl diyor ki ben söyleriz? Murat Bey diyor çizerken ona baktım ona göre çizdim diyor. Yani şu çizilmiş yer buradaydı. Daha sonra kendisinin yaptığı çizimde. Kitap yani. Buradaydı açıkçası kaplık diye bir yer. Daha Murat değil. Çizmeden kaplığı Durasan çizdi. Evet yani aslında Murat Bey'in çizimi buydu. Ocak var, duvar var, yatak var. Şöyle göstereyim sen anlat. Şey anlaşılıyor mu bilmiyorum görüyor musun sevgili izleyiciler ya? Karışık. Bu ha. Murat Bey'in çizdiği çizimdi. Kendi çizimleri bu arada. Ha, söyle. Ocak dedi, duvar yazdı. İşte yatak buradaydı. Murat çizdi bunu. Bu hatta ateş edildiğini söylediği yerde Mercan Hanım yazmıştı şu duvardan evet, böyle. Evet yani o foto biz yaptığımızı hep beraber yaptık. Ha, bunu yani. Da arkasından şey çizdi. Bunu bu tarafa. Evet biz o sırada Mercan Hanım'larla sohbet ediyorduk. Evet biz konuşurken Durasan defteri önüne aldı kendi çizmiş. Ben de dedim hayır oğlum sen o eve gittin mi? Yoksa kocayı sen mi vurdun dedim. Durasan ne çiziyor bu arada? Evet devam et. Burada iç kapıyı yani biraz daha düzgün bir şekilde iç kapıyı buraya. Burada dış kapı. Burada ocak diğer tarafta ve bir de kaplık diye bir yer. Kaplık diye bir yeri. Biz konuşmamıştık. Tabak çanak konulan bir yer. Evet, oraya biz kaplık deriz yani. Miyim? Anladın evet. Mı? Orada konuşulmayan bir şeyi. Bir dakika. Orada konuşulmayan bir şeyi sen nereden çiziyorsun? Oraya kaplık diye yani ben kaplık diye yazmamın sebebi Murat abi dedi ya. Buraya da kapkacakları koyuyorduk diye. Sen o eve gitmedin mi hiç? Hayır gitmedim. Benim HTS kayıtlarımda. Teşekkür ben o olayın ederim. Olduğunda ben Antalya'daydım. O olay olduğunda değil ben öncesinden. Öncesinden bahsediyorum. Yok hayır hiç gitmedim. 23 Temmuz o gün orada olmayabilirsin ama öncesinde sen orada mıydın değil miydin? Hayır hiç gitmedim ben. Çatakköy'üne hiç gitmedim daha doğrusu. Bence senin önceki ETS kayıtların incelenmeli. İncelensin. Bence de incelenmeli. İncelensin. Burası. Evet incelensin. Ben iki tane hat kullandım daha doğrusu. İlk hattımı... O esnada maddi durumum iyi olmadığı için telefon da hatta gitti yani. Daha çok eskiden tanıdığından bahsetmiştin ama sen önceden. Evet daha çok. Ne kadar önceden tanıyordun? Ben bu Duran seni karşımda gelsek o bilmezdim. Evet evlendim ben de bilmezdim ama biz aile olarak yani babam babası, Murtar babası, olduğu bak, için yurt şey, verikti. Anlatıyor sen bir dur, anlamasana. Ben gerçeği anlatacağım. Duran sen belki daha çocuğudun babasıyla babamın görüştüğü. Ha benim sen büyük mü senden? Senden büyük mü Duran sen konuşsana. Aynı anda konuşmayın anlamıyorum. Mercan dur. Mercan dur evet. Benim babamın arkadaşıydın. Özellikle sevdiği, saydığı bir adamıydın bu Şans'ın babası. Şans'ın diyorum bak eşim de demiyorum çocuğumun babası da demiyorum. Şans'ın babası. Özellikle sayılan birisiydin. Babam olan boza olan derlerdin babama. Babam olan Şans çağırdın. Kuzu keserdin, davar keserdin gel. Peki nereden biliyor o kadar evi çiziyor? Sen bunu söyler misin? Nasıl? Nereden biliyor da o çizimi yapıyor? Durasan'ı bir deliller üzerine durutmaya çalışıyorlar da. Durasan'la ben bir yıl sonra tanıştım. Durasan'ı yakmaya çalışıyorlar da. Durasan'ı ben gözüm bilikene, kalbim gönlüm inanırken Durasan'ı ben yaktırmam Şansan. Durasan'a atıldı bak. Salim Göğe atıldı olmadı. Durasan'a atıldı olmadı. Mustafa'ya atıldı. Ahmet'e Mehmet'e atıldı. Yok şimdi inişti atıldı. Bu olayda... İşten kıvırmaya çalıştılar. İdem Hanım geçen hangi günü bilmiyorum ama yanmasını istedim. Bir ay sonra görüşmeye başladık dedi. Belki çekiştim, dövüştüm, darp ettim ama yanmasını istemiyorum. Kimi darp etti? Durasan'ı mı darp etti? Durasan beni darp etti. Durasan'ı ben darp ettim gerçekte. Soğanla soğanın adamın nefesini kesmişsin ya. Olabilir. Hayat çarptı olabilir. Olur mu öyle şey? Ya hayat çarptığında dövüştü. Bak Yargıtay mahkemenin kararları var. Soğan silah yerine geçiyor. Ya olabilir. O anda öfkelendim saldım. Şimdi dört dörtlük hayatta geçinen var mı Nidem Hanım? Dört dörtlük hayatta geçinen var mı? Dur konumuza dönelim. Sen dün bize bazı... Ama bu soruya bir cevaplasana. Dört dörtlük hayatta geçinen var mı? Soğan da salabilirim. Yok her yerde olur zaten. Şimdi sen orada bize bir şey söyledin dün. Senin şunu sorayım.
Sen tuvalete gittiğinde tabii ne kadar su gittiğini de hatırlamıyorsun. Şu etrafı görmek istemiyorum ben bak. Şu etrafı bir silin. Görmek bile neden istemiyorum. Neden kocan? Bu etraf beni bütün şuurum hani cinnilerin içinle beraber oluyor bu etraf. Çok bana mu sinirlisin? He? Ona çok mu sinirlisin? Yok. Ona sinirli değilim. Başka yerden geldi o etraflar. Ben kendi etraflarımı istiyordum. Tamam, ekranda görmek istemiyorum katilin. Yok, ben babamın fotoğrafını seviyorum. Katilin tarafı dediğin kocan. Kocan ya. Kocan. Benim... O fotoğrafı da seninle evliyken çektirikti. Niye hayır, sevmiyor? Hayır kızım, bak kocanın vaziyeti şu. Allah Allah. Allah. Çünkü elde öfkeyle öldürdün değil mi? Elde öfkeyle öldürdün. Böyle öfkeyle öldürdüm. Bir gün ortaya... Vereceğim bir şey soracağım. Bir dakika, hayır. Ya küfür etmeyin, kurban olayım ya. O zaman konuşmasın. Sen tuvalete gittiğinde... Görüyor musun Mercan? Rukiye... Mercan öldürdüğümü gözüm olan görüyor musun? Sen bizi gördün mü de bize diyorsun o zaman? Senin abinden benim dosyam var ama. Ne dosyası? O dosya bitti gitti. Bitmedi. Benim acımdan bitmedi o dosya. Sus Didem Hanım, buyur konuya lütfen. Bak. Konuyu kaynatma. O da hastaneye 4 bastır edildi. Benim Rukiye, konum. Rukiye. Benim konum Rukiye, benim bak. Rukiye, dinliyorum. Rukiye, Rukiye'cim. Sen tuvalete gittiğinde ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorsun. 5 dakika mı, 15 dakika ya mı, 20 dakika mı? Başka bir şey soracağım. He. Kocan uyuyor muydu, uyumuyor muydu? Kocam uyuduğunu da bilmiyorum, uyumadığını da bilmiyorum. Ama yatak üstünde bu şekilde örtülü yatıyordun. Ben delil karartmak isteyenlere fırsat vermeyeceğim. Tamam, bize yayında ne dedin? Gelsin bir ekranlara daha önce. Dinle bak, iyi dinle. Evet. Eşin yatar yatmaz hemen uyudun mu peki? Daha uyumamış. Uyumamıştır ya. Daha hemen çıktım. Çıktım lavaboya, çıktım. Oturdum lavaboya, söylemese zıngıltı çöktü. Geldim ki sarıldım, bu sol elimi soktum, sarıldım. Böyle eşimin kafasıyla beyniyle karışık şöyle. Şu elime et ve kan parçası bulaşınca eşimin öldüğünü fark ettim. Lavaboya giderken eşiniz uyuyor muydu? Uyumuyor mu? Uyuyordu. Uyuyordu. Yani uyuduğunu uyumadığını ben tam olarak bilmiyorum. Kaç dakikada uyuyordu? Allah ininde, peki rahmetle. Allah soracak, ben şeyini vereceğim. Uyuduğunu uyumadığını bilmiyorum ama yattığını biliyorum. Şimdi biz Vasfi'nin dediğinden şunu anlıyoruz. Kocan uyumuyordu onun şeyine göre. Sen de önce uyumuyordu dedin. Uyumuyordu Nidem Hanım. Ama sen oyalan... önce uyumuyordu dedin. Nidem Hanım, şimdi oyalan diyorsun oyalan ki. Çalışma, benim beynim çok yoruluyor. Ama bak, ya adam uyuyor muydu, uyumuyor muydu ya kardeşim? O adam uyuduğunu uyumadığını ben... Damga olup da basmadım beynine. O adam ya uyuyordun ya dinliyordun. Ayakta mıydı değil miydi? Neredeydi bu adam? Adam yatağının içinde diyorum. Bu belgeseler niye çıkmıyor? Bu kocanın yatıp yatmadığı niye çıkmıyor gerçeğe bir? Nasıl çıkacak? Biz nasıl? Orada mıydık yani? Ya, kameram bu vardı. Ne vardı? Devletin memuru gitti. Delili gittin. Ya nerede bu delilli? Tamam, delille anlatıyor Didem Hanım sana 2 saatte. Evet, delille anlatıyor. Onu da kabul da etmiyorsun ki. Kocanın vurulduğu zaman niye çekilmemiş? Hani nerede bu delil? Kocanın vurulduğu delil. Kanıyla cinle yattığı yatağın yorganının şeyi nerede? Sen uyumuyor, nasıl vurulduğunu anlatıyorsun zaten. Uyumadığını ben bilmiyorum. Sadece yatağını çektiğini biliyorum. Bu şekilde yattığını gördüm. Ya bu adam demiş ki ben uyuma, yani artık şey yapacağım, yatacağım demiş. Sen o sırada yatağa gidiyor, sen dışarı çıkıyorsun. Evet. Ne kadar yaptı tuvalet, ne kadar sürdü tuvaletini ya, yapman? Ya en az da 15 dakika, 20 dakika diyeyim. Özür dilerim, küçük tuvalet mi, büyük tuvalet mi? Küçük tuvalet. Küçük tuvalet 15-20 dakika sürer mi? Sürdüğünü kabul et Nidem Hanım. Nasıl kabul edeyim nasıl yani? Etsin canım sen. Yani öyle bir idrar torbası olması gerekiyor ki, özür dilerim. He. Bırakıyorsun gibi. Bırakıyorsun bitmiyor. Bırakıyorsun bırakıyorsun bitmiyor. Baba beni sinirlendiriyorsun ama yani. 20 dakika. 20 dakika insan özür dilerim yani. Basabilirsin Necem. Ya 20 dakika insan sinirleniyoruz biraz da, sen sinirlen. 20 dakika insan küçük tuvaletini yapar mı? 15 dakika olsun haydi. 20 15 dakika, olsun. Yapar olsun, mı? Olsun olsun da 15 dakika olsun, 20 ya, dakika. Ya kurban olsun. Olayım Allah'ın için Allah'ın... tekrar. Ya 10 dakika olur mu tuvalet ya? Küçük tuvaletinden bahsediyorum. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ola o nasıl dalga mı geçiyorsun? Ya 20 niye dakika, 15 dakika, 10 dakika. Araştırdığın küçük... konu ne? Şuna merak ediyorum. Sen içeriden çıkar çıkmaz o zaman bu adam henüz uyumamıştır yani. Nasıl uyumamıştır? Yani adam tabii yatıyor ya. Çıktın, tuvaletini yaptın. Hadi diyelim idrar torba, özür dilerim. Özür dilerim. Tam çok geniş. Tam ben oturma üzere zınırladı zaten silah. O zaman 20 dakika olmaz ki. Oturma üzere zınırladı. Nasıl oluyor? Silah. 20 dakika boyunca nasıl oluyor o zaman? Bak. 20 dakika olmadıysa hayır, 15 dakika oldu. İlk önce de öyle diyor, söylüyor. 2 dakika, 3 dakika oldu ya. 2 dakikanın, 3 dakikanın içinde dışta dinlermiş ki ben tam cışada kapıya çıkınca... Jandarma şimdi Doğanay haber müdürü söyledi, dışarıda ıslaklığı tespit etmiş jandarma. Demek tuvaletini yapmışsın. Evet. Şimdi yapmadım diyorsun. Nasıl yapmadım diyormuşum. Oturdum ya. Oturmadım diyorsun. Ya oturdum zıngıladı. Tuvaletini ıslak, evet, tuvaleti yapmışsın. Evet, ya yarısını yaptım çıktım belki. O anda belki o eybetilen o koyakta zınıltıyı olduğu duyduğum için o anda alabulaşık geldim belki eşime sarılacağım diye. Peki bir şey baktım söyleyeceğim. Ki,
bir şey söyleyeceğim Rukiye. Şimdi katil senin kocanı öldürüyor. Evet. Çocuğunu öldürmüyor, seni öldürmüyor. Neden? Çocuğu niye koruyor? Yani dur, önce seni niye öldürmedi mesela katil? Önce beni ne öldürmedi? Babalarının sürünmesine layık göremediler. Analarının cinnetliğini, nefretliğini taşıdılar. Ama o cinnetlik, nefretlik bir gün ilmek elime geçecek. O cinnetliği, nefretliği... Tek kelime anlamadım. Katil kocanı öldürüyor. Evet. Tamam mı? Seni neden öldürmüyor, çocuğu neden öldürmüyor? Beni önce darp etti. Kim? Kim? Katil Murat. Mi? Yani öncesini söylüyor. O katil oraya geldi. Katil oraya geldi. Evet. Bir öfkeyle evet, geldi. Kocanı öldürdü. Evet. Sen niye sağsın, çocuk niye sağ? Canım ben niye sağım? Ben çocuk ben niye sağım? Demek ki ne? Bizim vade yetmemiş, onun vadesi yetmiş ki öldü. Çünkü seni seviyor katil değil mi? Kim katil beni seviyor? Kocayı öldüren katil seni seviyor. Kızım bilmediğin yere adım atma. Bak, deli, evet deli, dedim deli bana bilmediğin ki. Şeyler var dedim. Ney benim bilmediğim şey? Hayır mesela ben katil olsam geldim senin kocayı vurdum. Evet. Ben arkamda canlı insan bırakmam ki. Seni de şahit vururum. De bırak. Şahit bırakmam. Senle çocuğu yani, da öldürürüm. Beni zaten tehdit etti. Orta dedin beni öldürdükten sonra. Olay gecesi olay gecesi. Köpek olsun. Nasıl Murat'ı tanımadı da? Ya niye havlamadı Murat'a? Murat'sa eğer. Murat'a ne havlamadığını nereden biliyorsun? Nidem Hanım? Sen söylüyorsun. Köpek vurulduktan sonra de 5-6 metre daha fazla ha. Gitti köpek. Diyorsun ki bak ben diyorsun bak. Orada yattım diyor. Jandarmalar eve geldiğinde köpek avlamaya başladı diyorsun. Köpek yeni geldi o zaman. Bak o olayı neredeydi köpek? Geç. Ama ben senin ifadeni Türkiye okuyorum. Türkiye bu olayı yanlış anlıyor. Köpek aşağıdan dardan yeni geldi ağzını açarak pazartesi geldi. Pazartesi günü ikindi vakti akşam vakitleri bize ait köpek akşam vakitleri havlamış. Ben de eşime bu saatte neden köpek havlıyor demişsin. Olayın evet. Olduğu anda köpek havlamamış. Evet. O zaman senin ifaden de şu. Köpek yani katil geldi köpek onu gördü öncesinden ikindi vakti herhalde ne zaman oluyor. O taraf bir yere saklandı. Evet. Ondan sonra. Sakladım. Seni sakladım. Köpek şey sakladım. Kocuyu da vurdum. Silahı kaybettim. Silahı neye bulamıyor bu nereye devlet kaybettin? Ya? Onu da söyle de olsun tam niye? Olsun. Silah nerede? Silah niye bulunmuyor nereye ya? Nereye kaybettin? Az önce söyle de aslında. Delilleri garantiyle ala. Silah nerede? Yatırken çıkarak, vurulduğuna şahit miydin? Mercan Hanım dur Mercan bir şey soracağım. Silah nerede? Mercan Hanım bugüne kadar ayakta mı uyuyordun? Bir yerde miydin? Bir yoğun işin mi vardı da 11 yıldan sonra bu ban katilini aramaya çıktın? Sen buna çok sinirleniyor bu 11 yıl içinde. Canım bugün istemedi. Delilleri kaybettiniz. Canım bugün istedi. Abi delillerini kaybettim. Ha, benim yaram yok kocunacak. Nasıl yıkarız? Benim yaram yok kocunacak. Benim de yok elhamdülillah çok şükür. Yo ha işte bak sıkıştı mı oynuyorsun niye biliyor musun? Göbek atıyorsun. Suçluluk duygunu bastırıyorsun. Suçluluk duygunu bastırıyorsun. Hayır tamam çok mı? Şükür. Sen şey benim kızım, babamı vurdum Rukiye. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın kızım. Çiğ yemedim ki karnım çocuk ağrısın. Çocuk niye dedi o zaman? Benim bir büyük babam var, bir küçük babam var. Bizim evimizde iki tane bir tabanca, bir de tüfek vardı diye. Niye ya, dedi? Kim dedi kızım bana bıçağı? Bunu mahkemenin huzurunda. Okuyayım onu. Bir dakika okuyayım. Bir dakika okuyacağım. Kim o? Bekle Rukiye. Ay sesim gitti. Vallahi senin yüzünden işimi yapamayacağım bak. Ya. Rukiye. Sanık Rukiye. Kılıç'tan soruldu. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutanakları. Duruşma tutanağı. Rukiye Kılıç'tan soruldu. Ne gülüyorsun? Raporun aleyhe olan hususlarını kabul etmiyorum. Ayrıca raporda kızımın bahsettiği silah bulunduğumuz yayla evin duvarına bir silah bırakılmıştı. Eşime sorduğumda Murat tarafından bırakıldı. Daha sonra alınacağını söyledi. Yani evde bir silah var mıydı? Murat'ın silahı varmışmış. Ben görmedim. Sen söylüyorsun. Ki, nerede? Kızın söylüyor. Evde bir silah vardı ya, diyor. Ya kızımın durun hele delilleri karartmaya çalışma. Ya İyi kızın hanım, söylüyor ben, ya. Kızım kaç yaşında? 1,5-2 yaşında çocuk ne söylüyor 4 yaşında. 14 yaşında olay olalı 10 yıl oluyor 10 yılına daha var 4 yaşında çocuk. 4 yaşında o zaman. 14 yaşında şimdi çocuk. 14 yaşında olabilir. Bak benim çocuğum 2,5 yaşında kuyunun duvarından ağlın içine düştü. Bugün daha sorsam hatırlar ben buradan düştüm anne der. Acı olayları çocuklar unutmaz. Çok affedersiniz bir şey söyleyeceğim. Söyle. Çocuk Ocak ayında annesinin yanına gönderdiklerinde ben çocukla dışarıya çıktım. Hani bu... Bebeğim beni hatırlıyor musun? Konuşmaya başladığımız dedim. Baba dedi ben dedi. Babamın öldüğü zamanı bile hatırlıyorum dedi. Babamın öldüğü hatırlar. Zamanı bile hatırlıyorum. Çocuk hatırlıyor. O zaman uyanıktı demek ki. Öldüğü anı hatırlıyorsa çocuk o zaman uyanık demek ki. Ya, Didem bir dakika lütfen.
Çocuk hatırlıyorsa babasının öldüğü anı, çocuk o zaman uyanık. Evet. Vurulduğunda uyanık. Çocuğu öldürmedik, sadece kendimizi de öldürmedik. Kocuyu öldürdük, silahı da gömdük. Neden? Bulunmuyor ya. Silah niye bulunmuyor acaba? Nerede? Niye deliller kayboldu ya? Sen diyorsun ki... Ben nereye sakladım acaba bu silahı? Bir peki bulsak bir şey ya. Her türlü bir yardımcı olsak da bir bulsak. Acaba katilin kim olduğu bir meydana çıksa merak ediyorum ben. Bulabilir miyiz silahı? Şansan. Silahı bulabilir miyiz? Silahı bulabilir miyiz? Yardımcı olacağız, her türlü bulacağız. Kime ben bulup getiririm dedi az önce. Sen nereden onu bulacaksın, getireceksin. Mercan'a söyledin bulacak. Ya. Ben o silahı getireceğim, dağ bayıra yürüyeceğim, getireceğim diye. Getirebilirim ben. Ama bir şey sorabilir miyim? Uyuya düşmeyesiniz. Siz bu olayı yapmadınız. Kuyu mu? Bir dakika, kuyu. Orhan Bey kuyu dedi. Tamam, ben de onu soracaktım kuyu, işte. Kuyu, kuyuya düşmesin dedi. Ne dedin anlamadım. Silahı bulurken kuyuya düşmeyesiniz dedi. Kuyuya yani kendiniz düşmeyesiniz. Hayır, hayır. Tamam, şimdi durun. Hemen çevirdin de. Ben şimdi sen olayı yapmadığımı söylüyorsun ya. Evet. Diyelim ki yapmadın ama. Evet. İnanıyorum sana bu anlamda. Sen vurmuş olsan silahı saklar mıydın? Nereye saklayacağım? Bey kadın, saf kadın. Az önce diyor ya tarlayı açar gömerdin ya, diyor. Ya işte bunların deliline göre evimin tarla var ya. Bir de yorgan yatağın arası var. Bir kadın saklasa ancak götürse silahı nereye kadar götürebilir? Sizce bir nereye kadın... kadar götürebilir işte? Bir kadın nereye kadar götürebilir? O mesela, kadın o, neler orayı... yapmadı ki onu mu yapamasın? Oo, onun aranızı... Az önce size sormak istediğim soru şuydu. Şimdi ben elim batsın önemli değil. Mercan aşağıdan yatak, yukarıdan delir de yatak, arasan ben bu silahı kendi ellerimle getireceğim, kime getireceğim de bulacağım. Ay Allah'ım. İnşallah. Huzur dilerim, hep birlikte yaşayalım. Yastık burası. Babam burada vuruluyor. Rukiye yastık gör, da Rukiye. Vurulsa. Bu ne hal Rukiye ya? Kan bak. Tamamen burada olur mu hocam? Olur. Ha. Yastık buraya. Yatar vaziyette olursa bakın, olur. Bugün şöyle bir şey aklıma geldi. Biz o günü tekrar tekrar konuşuyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Rukiye bize eğleniyor. Evet. Dava geçiyor. Niye bu kadar keyiflisin? Yatırken olsa saçma olur o yastıkta. Bak abi. Kan nerede, kata nerede, böyle toprağı ben böyle eşeledim. 4-5 santim de bana geçirdi. Niye değiştin kocamın kanını, ne meydana çıkardın? Çünkü Orhan hocama söylüyorum, o saçma olur orada. Böyle, yastığı yırtar. Döllenmiş bir şekilde kan vardı hocam. Bu babam benim hayatta yatarak vurulmadı ama dün dedi ki ben şahidim yatarak vurulduğuna. Onu dedi. Vereceğim ekranlara. Gelsin şimdi ekranlara. Verelim. Aslı ver. Aslı ver. Bir dakika, bir dakika bekle, dur. İzle kendini. İzleyelim. Düşerken mi sıçradı yukarıya? Yok benim hocam. Yok öyle sıçramaz. Benim hocam yatırken şey vuruldu. Ben buna şahidim. Ben buna şahidim. Ben buna şahidim. Acaba silahı mı tuttu peki maktul de eli öyle kaldı? Durda demiş olabilir. Tutup namluyu da tutmuş olabilir. O da bir ihtimal. Yatarken vuruldu şahidim demişsin. Dedin evet. Yatarken vuruldu şahidim demişsin. Kocam vurulduğu anda orada mıydın? Yok. Nasıl şahit oluyorsun o zaman? Asıl şahidim mi? Yatarken vuruldu. Ben dinlemedi, şahidim dinlemedi. Diyorsun. Kendisine baktı. Dur. Şimdi vermeyelim onu ekranda. Aslı bir daha gir. Evet, kendisini verme. Kendisini izliyor çünkü. Ben başka yerlere daldım. Şu bence ki sen gayret. Bir kendine baktın da. Dur dur. Şimdi verme Aslı'yı. Aslı şeyi, Rukiye'yi. Verelim. Tamam ver. Betereyi ver. Düşerken mi sıçradı yukarıya? Yok benim hocam. Yok öyle sıçramaz. Benim hocam yatırken vuruldu. Ben buna şahidim. Ben buna şahidim. Ben buna şahidim. Acaba silahı mı tuttu peki maktul de eli öyle kaldı? Durda demiş olabilir. Tutup namluyu da tutmuş olabilir. O da bir ihtimal. Anladın mı? Yatarken vuruldu. Tabii ki yatarken vuruldu. Ben şahidim. Evet. Ne gördün sen o sırada? Çünkü dışarıdan vuruldu. Yanındaydın değil mi? Yanında oluyum, kıyında oluyum. Ben vurmadığıma dahil. Kızım bak diyor. Karacak bir şey yok. Belanızı, cezanızı bir yerlere sarmaya çalışmam. Çünkü bu tür şeyler senin için karın ağrısı değil. Evet. Ötekini vurursun, bunu zehirlersin. Onu zehirlerken gözümü lan. Birine hap içirir, hastanede gidersin. Birine hap içirir, hastanede alır adam kaba soluğunu. Nerede, kim? Son ayrıldığın Mehmet'i, Mersin'den ev falan istediğin adamı hap içirip hastanede gitmedin mi? Yo ben öyle bir şey yapmadım. Kim bak. Bak. Sıradaki delilleri, vatandaş. Delilleri sıradaki bak, vatandaş. Mercan, dinle, Mercan dersini iyi çalışmış. Mercan delilleri çevirmeye çalışma. Benim özel şansım seni ilgilendirmez. Yo o adam hastanelik olduysa ben onu da dahil ederim buna. Çağır bu da kurban, çağır. Bu da kurban. Türkiye'nin en sıradaki vatandaş da kurban. Ben konuşuyorum bak. Burada. Konuşuyorum. Anladım bak gözüm. Sakin olun, sakin ol. Ben hastane kayıtlarını da çıkarttırırım. Bir defa sana tuz ruhlu şey su içirdi. Soğanı öyle bir attı ki nefesin kesildi. Başka ne yaptı sana? Dövmüş seni. Baltayla saldırdı, bıçakla saldırdı yani beni eline ne geçirse. Gerçekten mi? Dövdüm ya, o da beni dövdü, ben de onu dövdüm. Sen gerçekten... ona ne yaptın, dövdün mü? Evet, dövdüm. Çok mu dayak yedin?
Tabii o dayak attırmaz kendine. Ya. Yılmaz Bey sana dayak atıyor muydu? Hayır. Bu babamı dövüyordu. Öyle mi? Tabii. Nerede gördün? Boğazını sıkarken görenler var. Aa. Ya, yalan söylüyorum. Kim demiş? Zekeriya Sarı söylüyor bunu. O kadar kim? Öfke. Ne zaman olmuş? Kimse, bu ölmeden ne kadar süre önce? Kimse bir sene kim? Öncesi komşularmış beraber. Hmm. Hani bu Mut'taki eniştesini gördüm muhabbeti falan oldu ya dün. Evet evet. O aynı adam orada adam kapıdan görüvermiş. Lan demiş belki başka işleri vardır. Kadın hırsa biniktir demiş. Geri dönmüş gitmiş. Evet. Seni öldürürüm mü dedin? Niye? Zekeriya'yı çağırtırız bura. Gelsin ama adam gelemez, adamın hayvanları var. Yok, senin gelemez diye bir yok, şey yok. Röportaj verebilirim. Kanunu gelemez diye bir şey yok. Gelecek. Yok mu Didem abinin Zekeriya abinin röportajı? Benim çağırdığım kişiler tüm gelecek. Vereceğiz, gelemez diye bir şart yok. Ben burada katil arıyorum. Gelecek. Katil benim karşımda duruyor da işte. Yok. Kurban olduğum adalet nerede Sağır? Nerede? Nerede adalet? Şu kadının bizimle kanunlarla, hakimlerle, savcılarla dalga geçtiğini hakimlerimiz, savcılarımız görmüyor mu, duymuyor mu ben anlamıyorum. Duymuyorum. Evet ya silah niye bulmuyor bu hakim savcı? Bu kadar cahil mi? Bu bütün bu kadını davalarına girenler, dosyalar, şimdi Rukiye'nin sorduğu, kritik soru şu. Silah nerede? Çok haklı. Belki de o silahın nerede olduğunu biliyor. Ki bulup getireceğim dediğine göre biliyorsun yerini diye düşünüyorum. Doğru, bulup getirebilirim ya. Aa, bulup getirebilir misin? Getirebilirim. Eğer o silah çıktıktan sonra mercan bir kuyuya düşmeyesin. Allah Allah, ha, çok bana enteresan. Da, bana da bir tuzak var yani. Ben tehdit ediliyorum burada Didem Hanım. Biliyorum ama o silah daha da çıkamayacağına göre o silahta her şey çıkar. Daha... Verdik arayı. WhatsApp ihbar hattımız 0549-215-1010. Acil durum çağrı numaraları artık tek çatı altında. Nereyi ararsan ara, 112 tek numara. En zor anlarınızda yardım istenebilecek ilk adres. Kaza, hastalık, şiddet. Acil müdahale gereken durumlarda 112 yani 112 acil çağrı merkezi yanınızda. Bizi arayabileceğiniz numaralarımız 0212 702 22 22 0212 536 47 47. Şimdi Rukiye çok haklı bir soru soruyorsun. Diyorsun evet. Silah nerede? Bir daha şu soruyu sorayım. Sen o silahın nerede olduğunu biliyor musun? Bir şekilde gider bulurum. Nasıl bulacaksın? Ama silah çıktıktan sonra ortaya dökülecek olan çok şey. Hakaret davasından kurtulabilecekler tamam, mi acaba? Tamam bulalım da hakaret davasını aç. Tamam yardım et bize silahı. Ben de yardım ederim sana. Gidelim ya. Nerede? Silah nerede? Silah nerede? Nerede olduğunu sen ne edeceksin? Ben devletin memurunu göndereceğim. Ben gezeceğim. Dağ, taş, tepe, bayır. Bulduktan sonra silah orada o zaman. Silah bence orada. Murat silah obada. Durmuş kılınç. Uyuya düşme. Rukiye, tamam sen bul. Silah obada değil mi o zaman? Yok. Ben silahı başka yerlerden bulacağım. Sen karıştırma silahın olduğu yeri. Ne yapmaya bir planı var Rukiye'nin. Sizce Rukiye'nin planı ne? Kafasından ne geçiyor? Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama yorumlarınızı bekliyorum. Yarın tekrar beraberiz. İyi akşamlar. Hoşça kalın.